Anneciğim bak kaplumbağam buradaymış. Al hayatım. Hayatım çıkıyor musun? Çıkıyorum. Kahvaltı etmeyecek misin? Etmeyeceğim Yıldız, istemiyorum. Ama olmaz ki öyle ya. Hiçbir şey yemiyorsun bu aralar. Bir şey yeseydin. Yıldız ısrar etmesene, bana çocuğun gibi davranma. İstemiyorum dedim. Ay iyi tamam, bir şey demedim. Bari akşama geç gelme. Davet var biliyorsun. Niye bakıyorsun öyle? Sence? Of Çağatay'cığım, bu konuyu konuştuk ya. Bak güzel olacak. Zaten yabancı da yok. Biz bize eğleneceğiz. Yaza veda partisi gibi düşün. Her şeyi vedamızı ettik. Yaza veda kaldı değil mi? Aşkım ama moral olur diye zaten. Çıktım ben. İyi, hadi görüşürüz. Ah Yıldız. Ne olacak böyle? Hala babasının ölümünü atlatamadı. Tamam, hepimiz çok üzüldük. Biliyorsun ben ne kadar üzüldüm. Ama 6 ay oldu Yıldız. Hiçbir düzelme yok. Yani tamam konuşmayayım diyorum ama bence Çağatay'ın bu durumun babasıyla pek bir ilgisi yok. Anne, Çağatay babasının başına gelenlerden beni sorumlu tutuyor. O yüzden bu kadar uzak davranıyor bana. Ne yaptı? Sen mi patlattın bombayı Yıldız? Sen de oradaydın. Maazallah, Allah korusun. Anneciğim onu Çağatay da biliyor. Ama Ender'le benim yüzümden babası o gün oradaydı. Bu da Çağatay için yeterli bir neden. Aman geçinmeye gönlü yok desene sen şuna. Ya her şey üst üste geldi. Babasını kaybetti. Şirketteki bütün işler tepetaklak oldu. Yetmezmiş gibi annesi de tas tarağı topladı, bastı gitti. Hani çok düşkündü oğluna? Ay iyi ki gitti. Şimdi bir de onun suratını çekemezdik. İyi ki kardeşi çağırdı yani. Bizim imdadımıza yetişti. Madem Amerikalarda kardeşi vardı, niye o zaman yedi bizi burada bir sene? Zehir etti bize burayı. Aman neyse anne, daha fazla Feride'nin adını anma. Yoksa vallahi çıkar gelir, şimdi görürsün gününü. Benim derdim Çağatay'ın bu hali ya. Çok üzülüyorum. Ya ne diyorum ben sana? Al karşına konuş diyorum. Yakışıklı adam, zengin adam, ha itibarlı adam. Sen otur. Ay yine başladın aynı konuşmaları yapmaya. Yalan mı konuşayım sana? Ne diyeyim? Allah Allah, bana bile zoraki selam veriyor 6 aydır. Hale bak. Bir de hiçbir şey yokmuş gibi davet çıkardın başımıza. Anneciğim yani eski günlere dönelim diye yaptım ya. Birazcık moral olsun. Ay çok güzel düşündün Yıldız. İnşallah döneriz. Daha beter olmayalım da. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Oynuyor musun? Aferin sana. Nerede kamyonun? Abim iyisin değil mi? Seda, evdekiler bitiyor. Sen başlıyorsun ya. Sorup durma iyi miyim kötü müyüm diye. Nasıl görüyorsan öyleyim işte. Abi hiç iyi görmüyorum. Yüzün hiç gülmüyor. Nasıl gülsün Seda'yı? Ha? Babamın yokluğuna alışmaya çalışırken şimdi bir de şirketin borçları çıktı başıma. Abi biliyorum. Zor ama düzelecek her şey. Günlük tesellimi de verdim diyorsun. Abi teselli değil, gerçekler bunlar. Kısa zamanda her şey yoluna gelecek inşallah. Seda'yı, babam trafik kazasında ölmedi benim. Evinde bomba patladı adam ya, öyle gitti. Üstelik karımla Ender ona kumpas kurmaya çalışırken. Abi inan ben de çok üzülüyorum. Ama düşünme bunları artık. Düşünmemeye çalışıyorum. En kısa zamanda bir karar vereceğim zaten. Karar vereceğim derken? İşle ilgili mi yoksa? Her şeyle ilgili. Her şeyle ilgili bir karar vereceğim. Ay benim bir tanecik oğlum. Ay benim aşkım. Evet, Aysel abla alsın seni. Bir yemeğini yedirsin hadi. Aysel ablası. Hadi bir yemeğini ye, gel. Gel hadi bir yemeğini ye, geri gel hadi anneciğim. Aferin benim oğluma, aferin benim oğluma. Bir tanedir o. Oh. Ay Yıldız, akşam çok kalabalık olmayacak değil mi? Kimleri çağırdın? Şirketten bir iki kişi çağırdım. Bir de yan komşuyu çağırdım. Yan komşu mu? Aa, o da mı geliyor? Neydi adı, Kumru mu? Ay şu kızın adını bir öğrenemedin anne ya, Kumru. Ay sen de ne abarttın şu kızı Yıldız. Yok sosyetenin gözdesiymiş, yok herkes ona hayranmış. 2 yıl önce kim biliyordu bunun ismini? Anneciğim sen bilmiyorsun da çünkü kız New York Paris arası yaşıyordu. Buralara pek uğramıyordu. Hasbam. Niye dönmüş İstanbul'a? Bilmiyorum ki anneciğim, bir sürede burada yaşamak istedi herhalde. Sonuçta vatanı. Ay bakma, bayılıyorlar buradaki ilgiye. Tabii canım, bak bir sürü dergiye kapak olmuş. Allah Allah. Ne oldu, sen de koleksiyon yaptın herhalde. Bak şunlara. Aa. Bu ne kız böyle? Model gibi bu. Pozlara bak. Havalara bak. Yalnız çok abartılı elbiseleri taşıyor. Yani ben bunu taşıyabilir miydim bilmiyorum. Saçmalama Yıldız. Sen daha iyi taşırsın. Taşırım değil mi ya? Ay ne güzel, anne olunca da hiç objektif olamıyorsun.
Gayet objektifim kızım. Anayım ben, ana. Benim güzel kızım, her şeyi taşır benim kızım. Helal olsun sana anneciğim. Dizilerdeki anneler gibisin. Bak, bak yaprakların uçları sararmış. Sen de içine atıyorsun benim gibi değil mi? Atma, zararlı. Zararlı bak, kurursun. Of Emir, of. Gene ne var ya? İştesin. Bir işi de bensiz hallet be kardeşim ya. Çiçek suluyorum şurada. Ne oldu ya? Yarım kaldı işte. Hi darling. Ablacığım. Canım. Benim canım kardeşim. Ay ben seni çok özledim Caner. Bakayım sana. Ay bir tanem. Ay canım. Ablam ben de seni çok özledim. Hoş geldin. Valizlerin nerede? Gideyim getireyim. Adamlar getiriyorlar merak etme. Adamlar mı? Hangi adamlar? Ne adamlar abla? Kaç tane valiz getirdin? Ne yaptın? Hayatımda bir takım değişiklikler yapmaya karar verdim Caner'cim. Hadi sen bana bir sütlü çay yap. Sütlü çay mı? Sütlü çay nasıl yapılıyor ya? Ah, şöyle bırakabilirsiniz. Bu kadar herhalde. Teşekkürler. İyi günler. Ablacığım o zaman ben sana bir sütlü çay yapayım. Okey. Nasıl yapacaksam. Günaydın Feyza Hanım. Günaydın. İstediğiniz evrakları hazırladım. Teşekkürler. Rica ederim. Günaydın Feyza Hanım. Günaydın. Günaydın Gamze. Günaydın efendim. Çağatay geldi mi? Az önce geldi Feyza Hanım. Tamam şunları odasına bırakabilir misin? Hemen efendim. Toplantı önce sizi görmek istiyormuş. Yasemin Hanım sizi iletmem istedi. Tamam uğrarım sağ ol. Feyza Hanım. Sedai. Biz geldik. Görüyorum Sedai. Çağatay abim odasında. Biliyorum. Gamze söyledi şimdi. Sizinle görüşmek istiyor da. Sedai bir sorun mu var? Yok sorun yok. İşle ilgili konuşacaktır ya. Sen niye böyle bu telaşın içindesin? Ya Feyza Hanım. Çağatay abim iyi değil. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ona zor zamanlarda hep destek oldunuz. Kimseyle konuşmadığı şeyleri sizinle konuşuyor. Hani acaba diyorum. Sedai. Ben gerekli gördüğümde onu konuşuyorum. Sen merak etme. Sağ olun Feyza. Tamam canım. Görüşürüz. Ay tren mi gösteriyorsun anneannenin? Trenlere taktı bu ara. Gene tren mi izlettiriyor sana? Ben çıkıyorum anne. Aysel bir çantamı getirsene bana. Nereye? Ender'le buluşacağım. Ay dönmüş ülkemize. Aa neden? Şirkette işler bozuldu ya. Herhalde bir el atmak istedi. Ay yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Sanırsın genel koordinatör. Ya sen git oraya 6 ay şirkete uğrama. İşler sarpa sarınca da gel buraya. Ondan sonra nemalanmaya bak. Düzelince de ben yaptım diyecek görürsün. Aman anne yazdın hemen 2 dakikada. Benim haksız çıktım ne zaman gördün sen Yıldız? Ben ne zaman yanıldım? Anneciğim senin dediklerin her zaman çıkar. Değil mi? Sen her zaman haklısın. Çünkü ben bu dünyaya haklı olmak için geldim. Evet. Çok iyi anladım anne. Çok sağ ol Ays. Sen Ender'i akşama çağırmadın mı? Ay çağırdım tabii ki. Niye gidiyorsun ayağına o zaman? Ya şimdi davet kalabalık olur ya, orada bana dedikoduları veremez. Ay ne dedikodusu verecek o sana acaba? İngiliz kraliyet ailesi dedikodusu mu verecek? Ay vardır onda bir şeyler ya. Anneciğim ben gidiyorum. Tren alırım sana dönüşte. Hadi bay bay annesi. Bay bay anne. Bay bay. Bay bay. Gitme Ender'e de. Aferin sana. Buyurunuz efendim. Versin canım. Abla. Kaya ne zaman gelecek? İşleri halledip öyle mi dönecek? Ne yapacak? Kaya gelmeyecek Caner'cim. Biz ayrıldık. Ne? Nasıl? Abla daha yeni her şeyi toparlamıştınız. Ne oldu? Olmadı işte. Biliyorsun ben patlamadan sonra allak bullak oldum. Ben bütün hayatımı, düzenimi değiştirip Kaya'nın yanına Londra'ya yerleşmek de hiçbir işe yaramadı. Alışamadım gitti. Ya ablacığım Londra'nın nesine alışamadın Allah aşkına? Caner'cim sen beni gördüğüne sevindin mi, sevinmedin mi onu söyle. Hı? Sevindim ablacığım tabii ki sevindim. Sevinmez olur muyum ama Zehra gittikten sonra biliyorsun ben de çok zor toparlandım. Yani Emir 6 aydır yüzümü güldürmek için neler yapıyor. Neyse ama iyisin ya. İyi görünüyorsun yani. Ben giderken daha kötüydüm.
Sağ ol. Sağ ol, eksik olma. E ne oldu şimdi? İşin aslını faslını anlat bana. Bir özet geç. Yani Caner, orası bana göre değil. Kaya'ya anlatmaya çalıştım. Yani ben orada son derece sıradan biriyim. Tabii burada kapılarda karşılanıyordun ve sıradanlık seni bozuyor değil mi? Aynen öyle Caner. Kaya beni asla anlamak istemedi. Neymiş efendim? Buradaki hayatı sevmiyormuş. Burası çok karışıkmış. Herkes birbirinin arkasından kuyusunu kazıyormuş. Bla bla bla. Abla bomba patladı. Adam korkmuştur. Caner'cim bomba patladığında o evde ben vardım. O değil. Ondan daha çok korkmuştur ya. Patlamadan sağa çıkıp buraya dönmek istediğine göre adam senin aklından şüphe eder yani. Whatever Caner, whatever. Öyle ya da böyle olmadı işte. Hayata bakışlarımız çok farklı. Neyse ne diyeyim, hayırlısı olsun mu diyeyim, ne diyeyim? Hani ayrıca şirketin şu andaki durumu benim hiç hoşuma gitmiyor. Holdingdeki işleri elime alacağım. Ve bundan sonra kendimi sadece işime adayacağım Caner'cim. Şirketi sen kurtaracaksın yani, öyle mi? Caner, ben olsaydım acaba şirketin durumu böyle mi olurdu? Cevap ver. Olmazdı tabii canım, evet. Yani olmazdı, ona ne şüphe. Peki diyelim ki işleri toparladın, her şey yoluna girdi. Londra'ya geri mi döneceksin? Londra'ya mı? Asla. Ve sıradan bir hayat için fazla havalıyım. Ona ne şüphe. Ama söylediklerinden anladığım kadarıyla sen bayağı bir dolmuşsun. Ve biz ayvayı yedik. Günaydın, anca gelebildim. Ne haber? İyidir vallahi, ne olsun. Feyza, bugün borç yapılandırma toplantımız var. Aa, dün konuştuk ya. Değil mi? Gitti kafa. Kusura bakma ya, kafa benim birazcık dağınık bu aralar. Bu ara değil, Selin kafa uzun zamandır dağınık. Yani. Eğer konuşmak istersen dinlerim. Çok istemem ya, boş ver. Hadi. Anlat, dinliyorum. Ne anlatayım ki? İşte iş yerindeki sıkıntıları biliyorsun zaten. Evde de problemler var. Her tarafım sıkıntı yani. Evde sorunlar devam yani. Devam. Ya şu işleri toparladıktan sonra biraz uzaklaşsam mı diyorum. İyi fikir. Biraz uzaklaşın, kafanızı dağıtırsınız. Dağıtırsınız derken? Yalnız mı gitmeyi düşünüyorsun? Yani yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ne diyeyim bilemedim. Sen boş ver şimdi beni. Atlas nasıl? İyi. Nasıl olsun? Tedavi devam ediyor. Bir sıkıntınız olursa bana haber veriyorsun. Değil mi? Çağatay, her gün soruyorsun. İyiyiz, merak etme. Sen söylemezsin çünkü biliyorum. O yüzden tekrar ediyorum. Bana bak. Sen yoksa hala Atlas'ı kendi oğlun falan mı zannediyorsun? Oğlunun babası ben miyim değil miyim? Feyza senden cevap bekliyor. Çağatay, sen bana ne sorduğunun farkında mısın? Evet, farkındayım. Ne demek oluyor bu? Bak, sana çok basit bir soru sordum. Çocuğunun babası ben miyim değil miyim? Tabii ki değilsin. Emin misin? Sen böyle bir şeyi nereden çıkartıyorsun? Geldim senden iş istedim. Bir sonraki adımda da sana çocuğumu mu yamayacağım? İnanmıyorum ya. Feyza ben... Buraya hiç gelmemeliydim. Feyza. Ya Çağatay Burak. Gerçekten. Teşekkürler, bana iş verdin ama ben burada bir dakika daha duramam. Ya Feyza, bak beni de anlamaya çalış. Seni yıllar sonra böyle birden karşımda görünce ne yapayım? Özrün kabahatinden beter ya. Ya iyi de tamam, direkt cevap verebilirdin, hayır diyebilirdin. Niye sinirleniyorsun ki? Düşünce biçimin hoşuma gitmedi Çağatay. Beni hiç tanımıyormuşsun gibi davranıyorsun. Kafanda kurmadan önce gelip bir sorsaydın keşke. Tamam, haklısın. Tamam, özür diliyorum. Bu konuda bir daha açılmıyor. Sen de bir yere gitmiyorsun, tamam mı? Ben kimsenin bana acımasını falan istemiyorum. Yahu ne alakası var acımakla Allah aşkına? Yapma, gel otur hadi. Lütfen. Hadi. O günü hatırlamak bile istemiyorum Feyza. Kabus gibiydi. Babanı kaybettiğimiz gündü değil mi o gün? Çağatay, ben her zaman senin yanındayım. Bunu bil. Biliyorum, sağ ol. Hadi o zaman bugüne odaklanalım. Hadi. Bugün süper bir gün olacak. Umarım öyle olur. Ya olumsuz düşünme. Öyle olacak. Borçlarımızı yapılandıracağız ve çok rahat edeceğiz. Göreceksin. Yapılandırabilirsek edeceğiz, evet. Hadi. Yüzün gülsün biraz. Bu kim olmuş? Oldu mu? Oldu.
İyi, tamam. Akşam davette çok eğleneceğiz. Feyza, ne davet ya? Canımı sıkmak için mi yapıyorsun? Yıldız seni mutlu etmek için bir şeyler yapmaya çalışıyor Çağatay. Sen de karını birazcık takdir et bence. Bu kadar sıkıntımın içinde akşam parti vermesini ben nasıl takdir edebilirim? O da kendince böyle bir yöntem bulmuş yani. Kötü niyetli değil. Anlamaya çalış. Doğru, onu da ben anlayayım. Peki beni kim anlayacak? Aa Yıldız, hoş geldin. Caner'cim, ne haber hayatım? İyidir. Ablam burada mı? Çok özledim onu. İçeride geç, ben de çay koymuştum. Tamam. Endoşum. Hoş geldin. Çok özledim seni. Hello darling. Aa, bundan sonra böyle konuşuyorsun herhalde. Ne diyeyim sana o zaman ben? Welcome back mi diyeyim? Ne haber? Anlat bakayım. Ay iyiyim ben. Sen nasıl, neler yaptın? Anlat bakalım. Sütlü çay içer misin? Ablacığım, aa, çayı. O kadar diyorsun yani. Tabii, afiyetler olsun efendim. Nasıl geçti Londra? Karıştın mı oradaki sosyeteye? Bizden farklılar mı? Aman onu ablam nereden bilsin Allah aşkına ya. Hepi topu 6 ayda 3 defa dışarı yemeğe çıkmışlar. Ne bir davet, ne bir arkadaş. Kadıncağız orada kafayı yemiş, memlekete döndü tabii. Ne yapacak? Aa, Endo? Almadılar mı seni aralarına? Ben tenezzül etmedim desem. Aa, abla niye? Demin başka bir şey söylüyordun, şimdi başka bir şey söylüyorsun. Yıldız yabancı mı? Ay aşk olsun ya. Beraber hapse bile düştük. Bana karşı açık olabilirsin. Okey. Orada yapamadım Yıldız'cığım ve temelli döndüm. Aa, peki Kaya? Kaya nerede? Kaya dönmeyecekmiş. Nasıl yani? Ayrıldınız mı siz? Yes, maalesef. Yani o burada yapamıyor, ben de orada yapamadım. Dostça ayrıldık ama. Ay dostça ayrılık mı olur Ender ya? Çok üzüldüm. Sen şimdi depresyonda mısın? Gayet iyiyim Yıldız'cığım. Sen anlat bakayım, ne oluyor? Ay ben senin gibi değilim. Hiç iyi değilim, moralim bozuk bu aralar. Çünkü Çağatay'la aram çok limoni. Limoni diyor ya. Ya Yıldız, senin bu iyimserliğine hayranım gerçekten. Adamın babasına kumpas kurdunuz, eve çağırdınız, ev patladı. Adam seni kapının önüne koymadı diye şükret. Aa, pes Caner. Biz nereden bilelim Hasan Ali Bey'in hasımlarının onu aylardır takip ettiğini? Evi biz mi patlattık? Adamın işini doğru düzgün yapsaydı o zaman, düşman kazanmasaydı. Biz de o evdeydik, biz de ölebilirdik, öyle değil mi? Aynen öyle. Biz de ölebilirdik. Ölmedik diye sorun oldu. Neyse. Umarım aranız Çağatay'la düzelir Yıldız'cığım. Ay bu aralar şirkette de işler kötü. O da geriyor onu. Ha, şirketi düze çıkaracağım derken iyice batırdı. Sinirini senden çıkarıyor demiyorsun da. Allah'ım ya. Yani kocamdır neticede, o yüzden söylemeyeyim dedim. Sorun ise çözülür. Ben artık buradayım. I'm here now. Ay biz seni anlayamayacağız herhalde artık. Bari yanında bir tercümanla gez. Aslan, bir soda limon versene bana ya. İçim şişti. Vay. Patron hoş geldin ya. Ne zaman geldin? Az önce. Ne oldu ya? Ne bu surat? Babamın yanından geliyorum. Sinirlerim tepeme çıktı kardeşim. Ne yaptın? Çıkardın mı hastaneye? Çıktı çıktı. Bugün eve yerleştirdim. Oh gözün aydın ya. Bak iyi ki burada yaptırdın ha operasyonu. Yani orada olsa git gel git gel tepe alacaktı. Yani orası öyle tabii de. Başımıza bir de şimdi hemşire derdi çıktı. Ne hemşiresi oğlum ya? Ya babam bypass olduktan sonra onu özel bir hemşire tutmuştuk ya ilgilensin diye. İşte o hemşire gereğinden fazla ilgileniyormuş gibime geldi. Abi ne diyorsun sen ya? Anlayacağın canım çok sıkkı kardeşim. Babamla böyle karşılıklı oturuyoruz. Bir baktım arkasında dikiliyor. Ya dedim baba, baş başa kalamayacak mıyız biz? Yabancı değil o diyor. Yok. Oğlum ister misin hemşire babanı kafalasın, seni yabancı bıraksın ha? İstemem Emir. İnan hiç istemem kardeşim. Bir de gitti kadının yanında güzel bir kalayladı beni. Ona da ekstra sinir oldum zaten. O niye ya? Yok efendim, ben ayran gönüllüymüşüm. 6 ayda 1 iş mi değiştirelim işte? Şuymuş da buymuş da. Bir ton şey ya. Ya Allah aşkına ya. Babana söylesene. İstanbul'un en hit mekanlaştı babacığım. Sıkıntı yok deseydin ya. Yani Emir, babam da çok hit mekandan anlar kardeşim. Mantıklı. Ay yani sen gittiğinden beri çok durgundu yani. Ne bir dedikodu var, ne bir olay var. Çok sıkıcıydı.
Yani sanırım biz seninle finalimizi bombada yaptık. Aman aman Yıldızcığım, olaylar bizden uzak dursun. Yani tek eğlencem şu anda biricik oğlum Halitcan. Bir de yan komşu Kumru Yıldırım. Bak sen, yeni It Girl. O mu? Ay tanıyor musun? Sen de az değilsin ya, oralardan buraları takip etmişsin. Ay ne takip edeceğim Yıldız ya? Öyle tesadüfen bir yerlerde gözüme çarptı. Neyse onu bırak da, neymiş peki bu kızın olayı? Niçin bu kadar pompalanıyormuş? Kız doğuştan sosyetik. Yani bizim gibi kocadan değil. Bu akşam davet var. Ona gel de bir kendin gör bakalım. Ay ne giyecek acaba? Aa. Çok alemsin Yıldız. Ne giyecek diyor. Liseliler gibi. Ne bileyim, merak ettim. Bana bak. Ben yokken sen çok sıkılmışsın yalnız. Hoş geldiniz Çetin Bey. Kumru Hanım nerede? Geliyor şimdi efendim. Güneşlenecekmiş. Hoş geldiniz Çetin Bey. Benden istediğiniz bir şey var mı diye sormak için gelmiştim. Yok, teşekkür ederim. Bu arada babama söyler misiniz? Sürekli beni merak edip size kontrol ettirmeyi bıraksın. Öyle değil de. Çetin Bey, ikimiz de babamı tanıyoruz. Kaç yaşına geldim, bana hala çocuk muamelesi yapılıyor. Şuraya taşındım kaç ay oldu, hala kontrol etmekten vazgeçmedim. Bırakabilirsin. Doğan Bey için dünya bir yana, siz bir yana. Tamam, neyse. Uzatmıyorum çünkü bu konuda anlaşamayacağız. Ha bu arada, akşam yan yılda bir davet var. Oraya güzel bir çiçek gönderelim. İyi günler Doğan Bey. Evet Yalın. Kumru Hanım iyi. Şimdi bahçede. Akşam da yan yılda davete gidecekmiş. Tabii efendim. Bilmiyorum, söylemedi. Herhalde yalnız gidecek. Ben size yeni haber veririm. Gözün aydın Caner. Sağ ol, sağ ol. Sonunda ablana kavuştun. Artık bir süre seni buralarda göremeyiz. Yani bu gidişle ömrü billah görüşemeyecekmişiz gibi geliyor da... ablam çünkü dönmeyecekmiş. Nasıl ya? Kaya ne olacak? Birlikte mi dönmüşler? Şöyle olmuş, şimdi Kaya ile ayrılmışlar. İşin özeti şu, artık ablam burada ve benim başımda. Senin adına sevindim hacı ama tabii kendi adıma üzüldüm. E sana ne oluyor ki? Ya hacı, Ender abla gidince ben Caner'in yanına taşındım ya. E şimdi Ender abla döndü, yine evsiz kaldık. Yahu Emir, yani sana çık git diyen mi var? Acelemiz falan da yok ayrıca. Emin misin? Eminim tabii canım. Ya Emir kardeşim, dert ettiğin şeye bak ya. Oğlum sokaktan bırakacağız seni. Bana gelirsin. Ha işte. Eyvallah kardeşim. Sen onu boş ver de. Asıl benim derdim büyük kardeşim. Hayırdır inşallah. Babamın hemşiresi. Hah, her şey bitti. Bir hemşiremiz kaldı öyle mi? Anlat, anlat hadi dinliyorum. Ne oldu? Ay Çağatay'cığım, amma ofladın ya. Bak çok eğleneceğiz. Yıldız sen için dalgasındasın ama şirkette bu kadar sıkıntı büyükken... bu davet hem büyük masraf hem de büyük saçmalık. Ay ne yaptın Çağatay ya? Bir davetten batacak halimiz yok herhalde. Yıldız sıkıntım var diyorum. Neden anlamıyorsun? Hayır anlıyorum da yani böyle şeyler olabilir. Sadece senin sıkıntın yok ki. İş hayatı bu. Herkesin derdi var. Duyan da seni büyük iş kadını zannedecek. Bir kere ben kendi markasını kurmuş... ve seri üretime geçmiş bir insanım. Ya aynı serilikte de batmış bir insan. Yani sonu pek iyi olmamış olabilir ama yaptım mı? Yaptım. Sen ellerine ne yaptın? Aa şey, tırnak stikerleri. Kumru'da görmüştüm de manikürcüsünün numarasını aldım, gittim ben de yaptırdım. Yıldız sen Kumru ne yaparsa aynısını mı yapacaksın hep?
Yo, ne alakası var yani? Beğendiğim için ben de yaptırdım işte. Ne oldu ki, yakışmamış mı? Yani ne bileyim, çok bilemedim. Ay sağ ol Çağatay yani. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bu kıza fazla özenme bence. Tarzlarınız bambaşka çünkü. Ay özenmiyorum ben kimseye. Ne alakası var yani? Kadınlar birbirlerinden gördüklerini yaparlar. Sen de şu Kumru'yu sevemedin gitti. Ya bunu sevip sevmemekle ne alakası var? Ayrıca o da bizle pek vakit geçirmek istiyor gibi gelmedi bana yani. Ay hiç de öyle bir şey yok vallahi. Can atıyor bizle görüşmek için. Süslenmem bittiyse çıkalım hadi. Allık mı sürsem? Sürme artık daha fazla bir şey Yıldız hadi. Fidan. Yes, I'm ready. Hadi çıkalım Caner'cim. Abla Emir de gelecek ya, onu bekliyoruz. Ha. All right. Caner'cim, Emir'le konuştun mu? Ne zaman gidiyormuş? Kim gidiyor, nereye gidiyor, nasıl gidiyor abla ya? Caner, sen, ben ve Emir ev arkadaşı olmayacağız herhalde. Öyle değil mi? Ablacığım ben Emir'e nasıl git diyeyim? Nasıl gel dediysen öyle de git diyeceksin. Ya Allah aşkına bu kadar duygusal olma. Verem olacaksın diye korkuyorum ha. Bak Caner. Şşt, geliyorum. Evet efendim, ben hazırım. Çıkabiliriz. Ender ablacığım, çok şık olmuşsunuz. Vallahi gözlerim kamaşıyor. Sen de kardeşim. Bir mukabele. Çıkmadan önce şunu belirtmek isterim ki, Çelebi ailesi olarak bu sıcak ve mutlu yuvaya beni kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Yani artık ben de sizin bir kardeşiniz sayılırım. Özellikle bu yuvada muhteşem günler geçireceğimize inancım tam. Kesinlikle. O zaman biz de ne zamandır davete gitmediğimiz için bir gidelim de kurtlarımızı dökelim değil mi? Sen koş kapıyı aç hadi. Tabii. Ablacığım şöyle buyur. Efendim, buyursunlar. Teşekkür ederim. Aa, sen daha hazırlanmadın mı? Ben seni hazırlanıyorsun zannediyorum. O yüzden bekliyorum burada. Yok, hevesli gibi önden gidemem. Zaten mecburiyetten gidiyorum. Gitme o zaman. Kız 50 kere çağırdı, hiçbirine gitmedim. Ayıp olacak. Gideyim de yakamdan düşsün. Ay tam bir sonradan görme. Bir de sana feci özeniyor. Öyle. Ama haksız rekabet. Kumru. Ne? Yalan mı? Bir bana bak, bir de ona. Tamam tatlı kız, şeker de. Ama insan kime özeneceğini de bilmeli. Neyse, hadi artık hazırlanalım bari. Ne? Ben de mi geliyorum? Evet. Oraya tek başıma gidersem sıkıntıdan patlarım. İyi de ben bu üstümdekilerle davete gelemem. Yani şu an eve de gidemem. Canan kıyafeti mi dert ediyorsun? Bu evde kıyafetten bol ne var? Hiç giymediklerimden bir tane veririm. Tamam da ben davet edilmedim ki, şimdi ayıp olacak. Canancığım sen o davete benimle gidiyorsun. Kime ayıp olacak? Bence oraya gittiğimize şükretsinler. Hadi gel. Kendi evinizde gibi yiyin için dostlar. Kız da günahımı kadar sevmiyorum. Yıldız. Geliyorum anne. Niye çağırdın bu kızı? Kime? Bir de sen aynı renk elbise giymiş. Anneciğim Çağatay'ın arkadaşı o. Üstelik beraber çalışıyorlar. Ben sana bin kere demedim mi evli adamın bekar arkadaşı olmaz diye? Ay ya anne ya, yine başladın. Kızım sevmiyorum bu kızı diyorum. Niye anlamıyorsun? Hissediyorum. Ya sen en iyisi bana sevdiğin insanların listesini ver, öyle daha kolay olacak. Sen dalganı geç. Oldu. Bu Ender de geldi. Seni bir şeylerin içine sokmasın, dikkat et ha. Anne çocuk muyum ben? Bilmiyorum, belli olmuyor. Konu Ender olunca sana bir haller oluyor çünkü. Hasan'ın mezunladı, nasıl patladığınızı bir düşün istersen. Anneciğim yalnız mecazen değil. Evet. Gerçekten patladık. Hadi gel. Ben bir Çağatay'ın yanına gideyim. Canım ne güzel kalkülün. Çağatay'cığım, nasılsın? Fena değil Ender. Ama iyi gördüm seni. Teşekkürler. Temelli dönmüşsün. Üzüldüm. Şirkete geri döndüğüme mi üzüldün? Tabii ki hayır. Ayrıldığınızı. Evet, ben de. Ama hayat devam ediyor. Aynen.
Bundan sonra kendimi sadece ve sadece işime vereceğim. Raporlar pek iç açıcı değil Çağatay. Değil maalesef. Değil. Yani bugün yapılandırma toplantımız vardı. Pek de parlak geçmedi. Öyleymiş, evet. Ama başka çareler de düşünüyoruz. Şundan bir haber çıksın da. Gülnihal gel bak. Yağmuran amcanın oğlu Mert, tanışıyor musunuz? Aa, Kumru geldi. Bir dakika. Kumru. Nasılsın canım? Hoş geldin. İyi akşamlar. Arkadaşım canım. Merhaba. Çok memnun oldum ben de Yıldız. Evimize hoş geldin. Ay ne güzel üstündeki. Buradan mı aldın? Londra'dan geldi. Gelecek sezonun koleksiyonunda. Ay gelecekten sana elbise mi geliyor ya? Ne güzel. Gönderiyorlar işte. Ben pek umursamıyorum ama. Seni gibi modeli bulmuşlar. Kaçırırlar mı? Seni ben Endo ile tanıştıracağım. Ender, kankim. Hı? Hadi. Endo. Ben bir telefonla koşup geliyorum. Gel canım. Endo bak. Kumru. Merhaba, nasılsınız? Çok mersi. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Komşuymuşsunuz galiba. Ha? Evet, öyle. Yıldız benimle çok ilgilendi sağ olsun. Yoksa ben öyle herkesle hemen samimi olamıyorum. Öyle mi? Ama Yıldız benim bu ön yargımı kırdı. Neyse, ben siz hanımları baş başa bırakayım. Sıkıldın mı hayatım? Diğer misafirlere de bakayım, değil mi? Doğru diyorsun. Çağatay, akşam göremedim seni. İyi misin? Bir şey mi oldu Asuman Hanım? İyiyim. Yok, olmadı. Yıldız keyifsiz deyince merak ettim, sorayım dedim. Merak etmeyin. Keşke Feride Hanım da olsaydı, değil mi? Bayılırdı böyle davetlere. Değil mi? Çok özlediniz herhalde annemi. Yani şimdi ne yalan söyleyeyim. Biraz atışıyorduk ama yokluğunu hissetmiyor değilim. Bakın o zaman şöyle yapalım. Ben sizi en yakın zamanda annemin yanına yollayayım. Kumru'cum çalışıyor musun? Babamın şirketine gidip geliyorum. Senin baban yurt dışında yaşıyor değil mi? Evet, Toskana'da. Orada bir üzüm bağı aldı. Doğayı bıraktı sonra kendini. Oh ne güzel. Okey. Şimdi erkenden de emekli oldu. O yüzden işleri de bana bırakmak istiyor. Ama benim sürekli seyahatlerim var. Belki kışın burada olursam işlerle tam olarak ilgilenebileceğim. Lovely. Çok pardon kızlar. Ne oldu yine? Yıldız, sana söylemeyecektim ama sinirlerim çok bozuk. Söylemek zorundayım. Ne oldu? Çağatay beni burada istemiyor. Ay ne demek istemiyor? Siz de annemin yanına göndereyim isterseniz dedi bana. Babamın yanına yollayayım dese daha mı iyiydi? Ay saçma Yıldız, bu mu yani? Anneciğim, senin alınganlıklarına uğraşacak zaman değil şu anda. Bak bir sürü misafirimiz var, gel onları ağırlayalım. Suyu, suyu değiştim çocuğun diyorum sana. Bir şeyim yok. Restoran işi nasıl gidiyor? Çok şükür abi, buradayız. Bir akşam da bizi davet edersin abi. Aşk olsun ya, davete ihtiyacınız var her zaman. Bak bu adam böyle işte, restoran açtı. Ne bir açılış var, ne davet etmek var. Bak işte laf var ya. Ortaya bir laf attın Çağatay abi, alın da. Haklı. Aysel'cim baktın mı Halit canıma, uyuyor değil mi? Evet efendim. Tamam canım, şu bardakları kaldır oradan ne olur ya. O kaba olanları koyma dedim sana. Zariflerden koy, şu yan yalıda olanlardan. Yıldız, bu kız ne ara Ömer'le bu kadar samimi oldu? Kim? Ne bileyim anne, onu mu takip ediyorum? Sen onu takip etme, bunu takip etme. Kal böyle tek başına orada da, tamam mı? Ay ne alaka ya? Bak senin kocanın aklı başında değil, bu kızın da gözleri perpecil okuyor. Bak sinirleniyorum ha. İstemiyorum bu kızı. Şişt, yemin ediyorum. Ne var, muhabbet ediyorlar. Neyse geliriz artık, her zaman abi. Okey o zaman. Daha sonra tekrar görüşürüz. Ha, çok memnun oldum tanıştığıma Kumru'cum. Ben de çok memnun oldum. En kısa zamanda bir öğle yemeği organize edelim. Ben Yıldız'dan numaranızı alırım. All right. Bye bye. Ya tüm geceyi bu kadınla geçireceğim sandım. O kimmiş ya? Ender miymiş, neymiş? Bir de kendini bir şey sanıyor. Bunlar gerçekten çok komikler yani. Öyle.
İyi ki gitmiş bir 6 ay Londra'da kalmış. Londra şöyle, Londra böyle diye anlatıyordu. Seni nasıl süslüler gördün mü? Bayağı çantandan ayakkabıya mercek altındaydın yani. Gördüm. Hello. Feyza. Sizi duymuştum ama tanışamamıştım. Aynen öyle Ender Hanım. Ben de sizi. Çağatay'la eski arkadaşmışsınız, öyle mi? Aa, evet. Üniversiteden arkadaşız. Yıllar sonra birbirinizi buldunuz yani. Aynen öyle oldu Ender. Siz çok merak ettiniz, ben açıklayayım. Ben başka bir şirkette üst düzey çalışıyorken işten ayrıldım. Oğlum rahatsız olduğu için de acil işe ihtiyacım vardı. Çağatay'dan rica ettim, sağ olsun beni kırmadı. Arkadaşlar bugünler için vardır, değil mi? Tabii canım, Çağatay abi kadir kıymetlidir. Sağ ol kardeşim. Oğlunuz için üzüldüm. Umarım şimdi iyidir. Atlas Asperger sendromu. Düzelebilen bir rahatsızlık değil. Çeşitli terapiler görüyor, hayata öyle uyum sağlıyor. Başka merak ettiğiniz bir konu var mıydı? Şimdilik yok. Ama patronlarından biri olarak merak ettiğim bir şey olursa mutlaka sorarım Beyza. Tabii, ne zaman isterseniz. Biz bir Emir'le Caner'e bakalım mı? Bakalım. İzninizle. Hoş kız. Öyledir. Beyza, sen ne yapıyorsun ya? Ne diye kadınla tartışıyorsun? Tartışmıyorum Ömer. Sadece gereken cevabı verdim. O da sana gereken cevabı verdi farkındaysa. Ender Çağatay'ın ortağı. Yani senin diğer patronun. Patronum olması beni ayaküstü sorguya çekebileceği anlamına gelmiyor. Endo! Nasıl? Kumru'nun elbisesini beğendin mi? Sen Kumru'yu boş ver de. Feyza'ya dikkat et. Aa, niye? Ay, annem de sevmiyor o kızı. Niye taktınız siz buna? Hoşlanmadım. Haddini bilmiyor. Çağatay'la olan arkadaşlığına fazla güveniyor gibi. Dikkat et diyorum. Bak, bildiğim şey varsa bana açık açık söyle. No, no. Hiçbir şey bildiğim yok. Yalnızca şunu söyleyebilirim. Sevmedim. Yok Hacı Cavcav, biz paslanmışız. Oğlum sanki makine gibi işliyorduk da ne paslanması ya, ne oldu? 6 ay boyunca yaşadığımız ileri düzeydeki entrikasızlıktan dolayı bildiğim her şeyi unuttum. Yılların emeği heba oldu ya. Kim verecek hesabını? Ya insan yapma yapmayı unutuyor, yabancı değil gibi. Ya Emir, sen ne diyorsun oğlum, hasta falan mısın? Anlamıyorum ne dediğini. Oğlum uzak kaldık ya, onu diyorum ya. Ha. Sen bu kötü günlerimiz bitsin, eski daha kötü günlerimize dönelim diyorsun yani, öyle mi? Tabii, alışmış kıdırmıştan beterdir. Sen müşteri ol kardeşim. Bak, ablam burada. Artık başımız belada kurtulmaz. Enderi Gayizbek. İşte. Yani etrafımda aklı başında bir insan olsun, dişimi kıracağım. Hadi be abla, neredesin be? Ha? Good morning darling. Günaydın Queen Elizabeth. Bakıyorum uzun zaman sonra işe gideceğiniz için bayağı bir heyecanlısınız. Aynen öyle Caner'cim. Bakalım ben yokken orada neler olmuş. Ya abla, sanki bilmiyorsun. Yani biliyorum bilmesine de. Rapor okumak ayrı, gözümle görmek ayrı. Orası bensiz biraz sahipsiz kalmış. Gidip birilerini hizaya çekmek lazım. Hı? Ha, tabii, tabii. Senin canın şimdi orada gidip birilerini azarlamak da istiyordur ha? Birazcık. Bugün şirkete gidip para da alacağım. Ayağımın tozuyla diyorsun ha? Caner'cim, kâr dağılımı zamanı geldi. Yani almayayım mı hak ettiğim parayı? O Çağatay biraz sıkışığız diyor ama yalıda devran dönmeye devam ediyor. Abla, ablacığım bak gözünü seveyim, şimdi de Çağatay'a düşman olacağım falan deme bana. No, no, no. Neden düşman olayım ki Caner'cim yani? Ben bu şirketin ortağıyım. Tabii ki alacağım hak ettiğim parayı. Hı? Doğru tabii.
Neyse hadi çıkalım, bak çok geç kaldım gerçekten. Emir bile gitti, ben hala burada oyalanıyorum ya. Gözünü seveyim, ne olur gel artık. Okey. Majesteleri. Çok tatlısın sen. Aysel'cim, ablan Ayten'den aklına gelsin. Gluten yok biz annemle, görmüyor musun? Tamam peki efendim. Ay ne güzeldi dün gece ya. Ay çok güzeldi Yıldız. Sen de su gibiydin maşallah. Sağ ol anneciğim, maşallah bana. Çağatay çıktı mı? Çağatay sabah erken çıkmış. Ben görmedim onu. Birazdan da ben gideceğim. Sen evdesin değil mi? Evdeyim evdeyim. Sen nereye gideceksin? Ya bir elbise sipariş etmiştim de o gelmiş. Aradılar, onu almaya gideceğim. Ay Yıldız, mahalle yanıyor. Sen hala kıyafet derdinde misin? Gittim bunda mı gördün gene? Kumru'da mı ne? Ya anneciğim ben zaten o elbiseyi görüp sipariş vermiştim. Kumru'da da varmış. Anne niye öyle kafanı çevirdin? Ay artık ben sana bir şey söylemiyorum Yıldız. Ne desem kabahatli oluyorum çünkü. Ay bu var ya, hayatım boyunca aldığın en isabetli karar anneciğim. Tebrikler. Kızım o kumrunun babası zengin zengin, ne istese alır. Senin kocanın yüzü gülmüyor. Az biraz dikkat et şu harcamalarına. Anneciğim kocam mutlu değil diye benim de mi mutlu olmamam gerekiyor? Bari ben mutlu olayım ki kocamı da mutlu edebileyim. Kızım sen harcama yapınca Çağatay mutlu mu olacak? Ay anne sen Çağatay'a bakma. O şimdi depresyonda olduğu için durumları birazcık abartıyor. Bir şey yok. Kızım bir tuhaf oldu adam. Yüzü gülmüyor. İçine başka biri kaçmış gibi. Bu iflas ediyor da sana söylemiyor olmasın Yıldız ha? Ay anne yok öyle bir şey. Öyle bir şey olsa bana söylerdi. Ben zaten ona destek olurdum. Neyle? Sevgimle. Yıldız, fakir adamı bir tek anası sever. Bu dediğimi sakın unutma. Ay başladın yine Asuman'dan inciler. Hadi neyse ben gidiyorum. Oğluşuma da bir bakayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok harcama yapma Yıldız. Aha. Ana sözü dinle. Hello. Şirkete tekrar hoş geldin Ender. Tekrar hoş bulduk. Evet, ofis hayatını özlemişim. Bunu duyduğuma sevindim. İşlere başlamadan önce seninle bir konuşmak istedim Çağatay. Tabii, konuşalım. Eğer konu yetkilerinle alakalıysa... No. Yetkilerim değişemez. Bu yüzden konumuz yetkilerle ilgili değil. Kâr dağılımı ile ilgili senden hiç ses çıkmadı Çağatay'cığım. Bu ay başında olması gerekmiyor muydu acaba? Ender, şirketin durumu ortada. Bunu sen de biliyorsun. Kâr etmediğimiz gibi borçları yapılandırmaya çalışıyoruz. Ben gerçekten anlamıyorum. Bu şirket niçin kâr etmiyor? Ben bir senedir tek kuruş bile almadım. Vallahi benim durumum sanki seninkinden farklıymış gibi konuşuyorsun. Ben de uzun zamandır para almıyorum. Öyle mi? Ama standartlarında bir değişiklik yok gördüğüm kadarıyla Çağda. Vallahi benim gördüğüm kadarıyla senin de standartlarında pek bir değişiklik yok Ender. Ayrıca elimden geleni yapıyorum şirketin durumunu toplamak için. Birazcık daha sabretmen gerekecek. Okey. Kısa sürerse sabrederim tabii. Uzun sürerse ne olur? Uzun sürerse yeni bir ortak almamız gerekecek. Vallahi biliyor musun? Bu benim de düşündüğüm seçenekler arasında. Ama son seçenek. Ve ayrıca biliyorsun ki şirkette alakalı ne karar alacaksak bunu birlikte yapacağız. Of course. Biliyorum tabii ki. Kendi başıma karar alacağımı zannetmiyorum. Ama yine de fikrimi söylemek istedim. Çok iyi yaptın. Ne içersin? Sütlü çay. Olur. İyi günlerde kullanın efendim. Hoşça kalın. Teşekkürler. Ah Yıldız Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Elbisem geldi mi? Geldi. Sizin için ayırdım. Denemek ister misiniz? İsterim. Hadi getir. Tamam. Hemen getiriyorum. Siz şöyle buyurun. Böyle buyurun lütfen. Bakayım. Çok güzel. Gerçekten çok zevklisiniz Yıldız Hanım. Sağ ol canım, öyle diyorlar. O kadar özel bir tasarım ki herkes bilmez yani. Evet canım, rafine bir zevkim olduğunu söylerler. Tebrik ederim. Çok az kişi biliyor bu markayı. Bir de tabii oldukça fiyatlı olduğu için. Nerede bunun etiketi ya? Çok yakıştı Yıldız Hanım. Muhteşem görünüyorsunuz. Evet, gerçekten güzel. Maşallah diyelim.
Sana bir şey soracağım yalnız. Ben bunu giyerken sen ücretiyle ilgili bir şey söyledin. Sormayı da unuttum. Ne kadardı bu? 70.000 lira. 70.000 TL. Yani 70 adet 1.000 lira, öyle mi? Oldukça özel bir tasarım bu. Siz de biliyorsunuz. Ay, bu kadar pahalı olduğuna göre herhalde zayıf gösterme özelliği falan var. güldüğüne göre öyle bir şey de yok. Ha yok, ben bunu bir düşüneyim. Yıldız Hanım, yalnız bu kıyafeti sizin için getirdik. Biliyorsunuz elimizde yoktu. Düşünme diyorsun yani. Ay, ne yapalım o zaman, mecbur alacağız. Tam size göre bir elbise, bence çok yakıştı. 70.000 lira veriyoruz, bir de yakışmasaydı. Ay, Çağatay kızar mı acaba? Neyse, o kadar hep senin için anlamaz belki. ...70.000 mi? Efendim Çağatay'cığım? Sen biraz önce kartta bir harcama mı yaptın? Yaptım, ne oldu? Yıldız, 70.000 liralık ne harcaması yaptın? Öğrenebilir miyim? Aa, 70 mi? O kadar var mıymış ya? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Yıldız ya? Bankadan mesaj gelince kart çalındı sandım. Of, bu bankalar da iyice ispiyoncu oldu ya. Yıldız, 70.000 liralık ne harcaması yaptın? Öğrenebilir miyim? Hayatım, bir elbise ama çok özel bir elbise. Yıldız, sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ben sıkıntıdayım dedikçe sen... Ne yapıyorsun? Derdin ne senin benimle? Hayatım ya, ay şu söylediklerim bana çok geçmişi hatırlattı ama neyse, şimdi o konuyu açmayacağım. Bak canım, şöyle söyleyeyim ben sana, bir yanlış anlaşılma oldu. Nasıl bir yanlış anlaşılma Yıldız? Ya şöyle ki, ben elbiseyi sipariş etmiş bulundum ama aslında bilmiyordum yani fiyatını. Ya fiyatını bile bilmediğin şeyi gidip alıyorsun. Kocan sana sıkıntıdayım diyor. Sen ne yapıyorsun? Tezenin ağzını açıyorsun, ne güzel ayak bu ya. Yani aslında şöyle bir yanlış anlaşılma da oldu. Ben şimdi kabine girdim, deniyordum. Kız zannetmiş ki ben karar verdim, alıyorum. O yüzden karttan çeki vermiş. Ama aslında ben almadım. Aldın mı, almadın mı, karar ver. Bir aldım diyorsun, bir almadım diyorsun. Ne yapıyorsun? Almadım, son kararım. Şimdi şöyle yapacağım ben. İade edeceğim hemen, karta geri gelecek para, tamam mı? Bir zahmet, sağ ol. Tamam canım, zaten kasadayım. Olacak iş değil. İkinci Halit vakası. Ay Allah'ım, niye benim kocalarım hep batıyor ya benle evlendikten sonra? Bahtsız mıyım, uğursuz muyum? Ne yapacağım ben şimdi bu elbiseyle? Nasıl iade edilir ki bu? Defolu mu diyeyim, ne diyeyim? Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Ender Hanım. Sizi sormalı. Ait olduğum yere geri döndüğüm için çok mutluyum. Bundan sonra sık sık karşılaşacağız. Bir ara odama kahveyi de beklerim. Gelirim tabii, memnuniyetle. Nice. Şimdi izin verirseniz Çağatay'la bir şey konuşmam gerekiyor. Çağatay? Bir şey mi oldu? İş ortamında patrona ismiyle hitap edilmesi pek alışkın olduğum bir durum olmadığı için biraz garipsedim. Ama sizin münasebetiniz çok eskiye dayanıyor bildiğim kadarıyla. Hı? Evet, aynen öyle. Merak etmeyin Ender Hanım. Size hitabım iş ortamında da sosyal ortamda da asla değişmeyecek. Lovely. Görüşürüz o zaman. Bye bye. Canım. Geri geldim ben. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Bir sorun yoktur umarım. Aslında bir sorun var. Bu ürün defolu. Ama nasıl olur? Hayatım, kusurlu ürün işte ya. Defolu diyorum sana. Kimse denemedi bile. Üstelik size verdiğimizde de hiçbir sorun yoktu. İşte ben denerken gözümden kaçmış. Bunun düğmesi kopuk. Ay, siz hiç merak etmeyin Yıldız Hanım. Biz bunu hallederiz. Aa, yok yok, ben tadilat yapılmış elbiseyi almam. İadesini istiyorum. Yıldız Hanım, bu tip ürünlerde iade olmuyor maalesef. Hayatım, bana yırtık mal mı satacaksın? Ay, yırtık değil, bakın düğmesi kopmuş sadece. Bizim terzimiz bunu hemen sizin için halledebilir. Canım benim bak, bu 70.000 liralık elbise. Ben bunu tadilatlı halde alamam. Anlamda enayi yazmıyor.
Ben sizin iyi müşterinizim biliyorsun. O yüzden lütfen beni sonsuza kadar kaybetmeyin. Sen git müdürünle konuş, şunu alın iade. Ben bir müdürümle konuşayım o zaman. Hadi canım. Ay, umarım beni kaybetmeyi göze almazlar. Yoksa Çağatay benden ayrılacak. Hoş geldiniz Kumru Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Ne içersiniz efendim? Ne ikram edelim size? Biz iki soda alalım. Benimki yine limonlu olsun. Hah, Yıldız Hanım. Müdürümüzle görüştüm. Canım sen birazcık sessiz konuşuyor musun? Efendim? Sonra hallederiz. Senin komşun değil mi o? Ve kendisi. Yıldız! Ha. Selam. Ha, ne haber Kumru? İyi, senden ne haber? İyiyim ben de. Dün gece çok güzeldi, teşekkür ederim. Ay ne demek, her zaman bekleriz. Ben bölmedim değil mi? Ha yok. Ben zaten çıkıyordum. Görüşürüz canım. Yıldız Hanım, iade talebiniz onaylanmıyor maalesef. Aa, bundan bende de var. Aa, öyle mi? Şansa bak. Sen gördün sanıyordun. Ay yok, hiç görmedim. Yıldızcığım gördün ya. Geçen hafta giymiştim, bizim evde kokteyl vardı. Sen müzikten rahatsız olup gelmiştin anne. Ha, ay hiç hatırlamıyorum ya. Sende de ne hafıza varmış maşallah. Ben zaten hiç öyle kimle giyiyor, ne takıyor falan dikkat etmem. Neyse, niye şimdi bunu iade etmek istiyorsun? Bu güzel bir parça. Ay, fikrimi değiştirdim ya. İstemiyorum artık. Şarjı bir elbise. Ama butilerle falan cool bir hale getirebilirsin bunu. Onu ben de düşündüm de istemedim ya, istemiyorum. Sen Yıldız Kuyucu'nun burada olduğunu söyledin mi? Söyledim efendim. Eski Yıldız Argun burada deseydin. Yıldız bir dakika. Seven Hanım'a benim ricam olduğunu söylerseniz kabul eder. Yıldız Hanım'ın iadesini benim hatırım için bu seferlik kabul edelim. Siz nasıl isterseniz Kumru Hanım. Ay çok teşekkürler. Ne gerek vardı yorulmana ya? Ben hallediyordum. Canım ne olacak? Burada bir saat uğraşacaksın. Bak bir lafımla halloldum. Buraya servet harcıyorum. Bir zahmet istediğimde yapsınlar. Anladım canım. Oldu o zaman. Görüşürüz. Bak bir daha böyle bir şey olursa lütfen bana haber ver. Ha, tamam tamam. Görüşürüz. Ay. Ne anlatıyor bu ya iki saattir? Ne anlatsın? Yememiş içmemiş, bendeki kıyafetin aynısından almaya gelmiş. Fiyatını bilmiyordu herhalde. İade etmeye çalışıyordu. Gizli hayranın yani. Hem de ne hayran. Gelir gelmez bana sarılırsınız bir saniye. Müfit Bey. Yıldız ne haber? Sinirli, gergin ve yıpranmış. Hayda, ne oldu yine? Kendimi fakir hissediyorum. Hah, bak bir de şöyle düşün. Ya benim gibi gerçekten fakir olsaydın ne yapacaktın o zaman? Ya hani şu kredi kartından harcayınca paran gitmiyormuş hissi var ya, o histen benim acilen kurtulmam lazım. Ya tamam bak, o kart işini iptal et tamam mı? Kapa kartı. Çağatay'la tartıştım. Kumru'ya yakalandım. Yani bugün gerçekten berbat bir gün geçiriyorum. Kumru ne alaka ya? Benim Kumru'da gördüğüm bir elbise vardı. Tam onu alıyordum, hatta alamıyordum ki Kumru'ya yakalandım. Kız anladı yani. Tamam ya, bu normal değil mi zaten? Kadınlar hep bunu yapıyor. Görüyorsunuz elbiseyi alıyorsunuz, doğru mu? Hayatım yapıyor da alenen yapmıyoruz yani. Biz sinsi varlıklarız. Birini beğendiğimizi belli etmeyiz. Yani iltifat ettiğimiz tipler genelde eziklediğimiz tipler oluyor. Ay hayatım ne kadar güzelsin bugün maşallah falan diyoruz ya. Onun altında aslında hani genelde kötüsün de bugün daha da idare edersin demek var. Anlıyor musun beni? Ya Yıldız kafam çorba oldu ama ya. Neyse bak, sen Çağatay'la aranı düzelt. Tamam mı? Daha ne yaptığını bile bilmiyorum. Ya aslında bir şey yapmadım yani. Gereksiz harcama yaptım, o kadar. Onu da iade ettim. Gideyim bari kocaman şirketine de gönlünü alayım. Hah, baktın olmuyor. Gel burayı çözeriz ya. Tamam Emre'ciğim. Hadi görüşürüz, kapat. Tamam, tamam hadi bay. Ne oluyor ya? Ne bu surat? Babamdan geliyorum ya. Hayırdır, bir şey mi oldu babam? Yok, gayet iyi. Hatta maşallahı var. Oğlum madem maşallah var, niye sinirlisin? Ha? Sen hain evlat ökkeş misin ya? Adana'da arsa marsa mı var? Eve bir gittim. Hemşire baş köşeye kurulmuş. Evde çalışanlara emirler yağdırıyor. Hemşire hanım. Aynen. Baş köşede ha? Bayağı ya, yani sanki evin sahibi gibi. Gittim bana böyle senle benle konuşmalar falan böyle.
Hacı, abla kalıcı o zaman. Vallahi bana da öyle geliyor ama şu an fazla dinlendirmek istemiyorum. Vallahi bence sen bu işe bir an önce el at, ortalık kızışmış. Atayım kardeşim, atayım da babam kadının ağzının içine bakıyor resmen. Olmadı bak, Ender ablaya söyleriz, tamam mı? O eliminasyon konusunda bir senseydir. Şu halimize bak abi ya, neler konuşuyor. Ya kardeşim sen canını sıkma. Bak olmadı birini daha ayarlarız. Babana musallat ederiz. Hop hemşireden kurtuluruz. Bitti gitti. Neyse bakacağız artık. Ben bir iki saate çıkıyorum. Mekan sana emanet. Eyvallah. Aşkım. Aa, nerede bu? Toplantı falan mı var? Aa, Yıldız Hanım. Yasemin'cim ne haber? İyiyim, sağ olun. Bugün buraya geleceğinizi bilmiyordum. Çağatay'a baktım ama yok. Toplantısı mı var? Ay, yok, toplantıda değiller. Çağatay Bey, Feyza Hanım'la beraber şirket dışına çıktılar. Ama daha gelmediler galiba, görmedim. Ya ne demek galiba? Senin tek sorumluluğun Çağatay değil mi? Niye bilmiyorsun nerede olduğunu Yasemin? Şey, ben yemekteydim de. O yüzden yani geldiğimde de görmedim. Tamam, neyse. Sen bir şey yapma, ben arayayım onu. Tamam, tamam, nasıl isterseniz. Canım ne haber? İyiyim Yıldız ama hiç müsait değilim. Sonra konuşalım mı acildiyse? Ha, toplantıda mısın? Evet, toplantıdayım. Nerede toplantıdasın? Yıldız, nerede toplantıda olabilirim? Ha? Şirkette toplantıdayım. Ben sana bin kere demedim mi evladım bekar arkadaş olmaz diye? Ay ya anne ya, yine başladın. Kızım, sevmiyorum kızı diyorum. Niye anlamıyorsun, hissediyorum. Sen Kumru'yu boş ver de Feyza'ya dikkat et. Aa, niye? Ay, annem de sevmiyor o kızı. Niye taktınız siz buna? Hoşlanmadım. Haddini bilmiyor. Çağatay'la olan arkadaşlığına fazla güveniyor gibi. Dikkat et diyorum. Alo. Yıldız, orada mısın? Bak, kapatacağım. Ha, buradayım, evet. Tamam, hadi kapatıyorum. Ben sonra konuşuruz. Akşam konuşuruz, tamam mı? Kapattı. Ay, resmen bana yalan söyledi. Okey, tamam, ben bakacağım. Yıldız Hanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ender burada mı? Yok, o da dışarıda toplantıda. İyi, tamam. Ya Yıldız, kuruntu yapıyorsun ya. Çağatay böyle bir şey yapmaz. Evet ya Çağatay, hayatta böyle bir şey yapmaz Yıldız. Ya hayatta böyle bir şey yapmaz dediğim herkes bana 10 katını yaptı. Ben kimseye güvenmiyorum. Hah, bilir kişi de geldi. Hi guys. Evet, yine hangi gereksiz iş için bekliyor? Apar topar getir bunu, söyleyin bakalım. Ender, moralim sıfır. Sen neredesin, seni bekliyoruz. Evet Yıldızcığım, çok kötü görünüyorsun. Toplantıdaydım, ne oldu anlatın. Ender, Çağatay bana yalan söyledi. Yani? Ablam için rutin olduğundan bu durum normal karşılıyor tabii, değil mi abla? Erkekler karılarına yalan söylerler. Bu çok normal bir şey. Yani gerçekleri söylüyorsa sıkıntı var aslında. Aa, bana şirketteyim dedi. Ben şirkete gittiğimde yoktu. Hatta Feyza da yoktu. Yani bunlar beraber çalışan insanlar. Normal değil mi? Değil. Bu sabah ben de şirketteydim. Çağatay'la konuştum. Feyza da oradaydı canım. Annem söyledi, Ender söyledi. Ben hiçbirini dinlemedim. Niye? Çünkü ben salak olduğum için takmadım. Belki de aldatılıyorum. Yalnız inanır mısınız? Ben de şüphelendim. Görür görmez kesinlikle bunların aralarında bir ilişki var dedim. Ne? Ay Yıldızcığım, sen de niye şaşırıyorsun? Biraz önce kendi ağzında söylemedin mi? Ya ben söyleyebilirim ama yani Ender'in söylemesi çok daha kötü. Aynı şirkette çalışıyorlar, baksana resmen onayladı şu anda. Darling, bunu anlamak için benim onayımı mı bekledin? Anlamıyorum. Ay, inanamıyorum ya. Allah'ım, seni de ikide bir meşgul ediyorum ama bana bir yol göster. Ne yapacağım şimdi ben? Aldatıyor mu kocam beni ya? Bizim aramızda iyiydi, niye böyle oldu şu anda?
Ben ferahlık geçiriyorum galiba. Aa yeter Yıldız'cığım, ağlamayı kes. Biz güçlü kadınlarız. Öyle aldatıldık diye hemen ağlanmak yok bizde, biliyorsun. Bir ağlama geldi ama şu anda. No. Hemen toparlan. Ne bu ezik haller ya, hiç yakışıyor mu sana? Tittire ve kendine gel Yıldız. Kim olduğunu hatırla lütfen. Allah, kim olduğunu hatırlarsa daha çok üzülür. Buralara hiç girme. Ne diyor bu? Burada oturup ağlanacağına git yuvanı kurtarmak için mücadele et. Ve kocanı baştan çıkaran o kadına haddini derhal bildir Yıldız. Doğru diyorsun aslında. Ben niye burada ağlıyorum ki? Tek taş bende. Ha, birileri kocanla gününü gün edecek ve bu onun yanına kar kalacak, öyle mi? Madem evli bir adamla kırıştırıyor, bunu herkes bilsin Yıldız. Zaten herkes öğrendikten sonra şirkette daha da barınamaz o. Ben sana söyleyeyim. Doğru söylüyor. Çağatay'ı da onu da rezil edeceğim böyle bir şey varsa. Ya emin misiniz? Bak daha fena olmasın. Evet, benim oyum da çekimser. Yok yok. Onların yanına kar kalmayacak. Ben gidiyorum hadlerini bildirmeye. Böyle bir şey varsa hesabını verecekler. Bir dakika, nereye gidiyorsun? Önce öğrenelim bakalım şirkete geri dönmüşler mi, dönmemişler mi? Belki de geceyi birlikte geçireceklerdir. Ay. Abla ne diyorsun Allah aşkına ya? Yalan mı söyleyeyim darling? Ya ablacığım sen ne ara bu kadar doğruyu söyler oldun ama. Şimdi o Londra'da böyle maneviyata kaydı ya, ondan böyle değil mi ablacığım? Sus söyle. Tamam. Alo. Yasemin, sana bir şey soracağım. Çağatay Bey geldi mi? Yandık oğlum, yandık ya. Biz Çağatay'ı falan mı arasak, ne yapsak? Bunlar birbirini gaza getiriyor. Bileyim ben, ne yapacağız? Ablam şimdi entrikadan biraz fazla uzak kaldı ya. Özlemiş herhalde, ne bileyim. Ben zaten anladım onu ya. Kadın duyar duymaz gözü parladı. Yahu kaş ediyorum, göz ediyorum, kulağına fısıldıyorum. Yok, durmuyor. Kıyamet kopacak, belli oldu. Bak bu işin sonunda bir boşanma, bir veya birden fazla işsiz kalma, tonla da gözyaşı olacak. Vebali de bize kalacak, kime kalacak? Yalnız ben söylerim, cehennemde derim ben. Ben ablamla yaşadım, yıpranma indirimi istiyorum derim. Herkesin cezası benimkiyle aynı olmaz, olamaz. Evet, en azından tek tarafını yaksınlar. Çok komik, gir içeri, hadi işimiz var, sinir etme beni. Hadi. Hayda, ne oluyor? Dönmüşler şirkete, gidiyoruz. İşleri bitti tabii. Abla, ya tamam özlem dolusun da bu kadar olmaz ama yani. Ya şirkette ne yapacaksınız ya? Hiç Emir'cim, tebrik edeceğim, altınlarını takacağım. Ne yapacağım, saçını yapışacağım işte. Yürü Ender. Bunu kaçıramam. Babay. Abla, ablacığım. Yıldız bekle. Ay ben fena oluyorum. Sakin ol. Kadınlar beni yordu vallahi. Müftü Bey. Tuzlu ayran söyle bana. Bu yapılandırma bizim son şansımız maalesef. Mecburuz yani. Nerede o? Yıldız, ne oluyor? Nerede o? Kim nerede Yıldız? Metresin Çağatay, nerede? Sen şaka falan yapıyorsun. Şaka falan yapmıyorum, tamam mı? Nerede o kadın? Hah bak, işte aradığım kadın geldi. Pardon? Ya sen utanmıyor musun benim kocamı ayartmaya? Ne? Yıldız yeter, kes sesini. Ha bir de metresini koruyorsun yani. Bravo sana. Ya bakın, bu kadın benim kocamı ayartmaya çalışıyor. Yıldız sen delirdin mi? Delirmedim canım. Sen bana dost görünüp arkamdan kocamı ayartmaya çalışıyorsun ya. Ben bunları yer miyim? Sen benim yuvamı yıkamazsın. Ben senin gibi kadınları çok iyi tanıyorum. Duydunuz herhalde, bu kadın kocamı ayarlamaya çalışıyor. Kiminle çalıştığınızı bilin. Çağatay kusura bakma, ben bu saçmalığa daha fazla tahammül edemeyeceğim. Hı, kaç tabii. Belli oldu o böbrek dekoltelerinin sebebi. Çık dışarı. Yürü, seninle odada konuşacağız. Sen ne yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın? Ya asıl sen ne yapıyorsun ya? Sen beni aptal mı zannettin? Bana yalan söyleyebileceğini falan mı zannediyorsun? Saçmalamayı keser misin? Bak burası benim iş yerim ve çalışanlarımın önünde beni rezil ettin. Feyza'yı da küçük düşürdün. Ay hala Feyza diyorsun ya. Bak bu daha başlangıç. O Feyza için de çok üzgünüm. Kendine gel artık ya. Sen kafana nereden sokuyorsun bunları? Ender doldurdu değil mi seni? Kimsenin doldurmasına gerek yok ki. Sen zaten bana yalan söyleyip yakalandın. Bana şirketteyim dedin, burada yoktun. Sekreterin toplantı yok dedi ama Feyza ile siz çıkmışsınız artık nereye gittiyseniz. Yıldız niye yalan söyleyeyim ben sana? Şirketteydim. Ay ne kadar rahat yalan söylüyorsun ya. Ben seni zaten buradan aradım. Senin odandan ve sen yoktun. Şirkette değildin. Şirketteydim Yıldız. Kargo şirketinde, Kapataş'ta. Ne? Aynen öyle. İnanmıyorsan ara sor. İnanmıyorsan git Selahiye'ye sor.
Peki o Feyza'nın ne işi vardı? Ne bileyim ne işi vardı? Biz buradan çıktıktan sonra kapıdan ayrıldık. Kız sonra gitmiştir, yemeğe gitmiştir, evine gitmiştir, ne bileyim ben. İyi de yani bunu ben nereden bilebilirim? Bilmeyeceksin Yıldız. Bilmeyeceksin, bana güveneceksin. O kadar. Konuşmayalım daha fazla. Nereye gidiyorsun? Rezil ettim Feyza'nın gönlünü almaya. Ne yapacağım ben şimdi? Ya Feyza ne yapıyorsun lütfen? Sakın konuşma kalbimi kırıp. Bak bir yanlış anlaşılma oldu tamam mı? Yanlış anlaşılma mı? Sen karının herkesin içinde bana az önce söylediklerini duymadın galiba. Ya tamam duydum. Haklısın. Tepkinde de haklısın ama ben düzelteceğim. Tamam mı? Söz veriyorum sana. Bak Yıldız gelecek özür dileyecek senden. Herkesin içinde özür dileyecek hatta. Çağatay buna gerçekten hiç gerek yok. Beni ne hale düşürdü? Yahu tek istediğim huzurla çalışma olma bakmaktı. Düştüm şu hale bak ya. Feyza. Ben halledeceğim diyorum ya. Hiç mi hatırım yok sende? Kendini kötü hissediyorsun anlıyorum. Ama lütfen beni dert etme. Benim bugünlerde burada sana çok ihtiyacım var. Gitme. Lütfen. Yenge ne oldu? Kıyamet kopmuş. Ne olduysa oldu. Sen şimdi önce benim soruma cevap ver. Siz neredeydiniz? Kargo merkezinde. Kabataş'ta ne oldu ki? Niye bana söylemedin? Sormadın yengem. Sormadım çünkü yalan söyleyeceğinden emindim. Aşk olsun yengem. Of bu çok kötü oldu. Vallahi ben ne olduğunu anlayamadım. Zaten şirkettekiler Yıldız Hanım bağırmaya başladı falan dedi. İyi misin? O uzun hikaye. Boş ver onu şimdi. Peki. Feyza sizinle miydi? Yok. Hadi ya. Of bittim ben. Yıldız. Ha? Çok merak ettim. Ne oluyor? Rezil oldum. O oluyor. Gel benim odamda konuşalım. Konuşuruz sonra. Sonra Yıldız da bastı gitti. Niye durdurmadınız ki? Yahu ablamın gazına geldi çıktı gitti işte biz ne yapalım? Ha, korkudan arayamıyoruz da. Ya madem böyle bir şey var beni niye aramıyorsun? Bu da kendini kurtarıcı sanıyor. Ya oğlum biz yıllarımızı verdik bu kadınlarla baş edemiyoruz. Sen daha yenisin ne yapacaksın? Ya ondan değil. Siz bana şu muhabbeti baştan anlatsaydınız. Feyza'nın Çağatay'la bilgisi olmadığını size anlatırdım. Nasıl? He? Beyler benim size bir şey söylemem gerekiyor. Ah yandık. Ay, ne yapacağım ben şimdi? Çağatay delirdi. Nerede şimdi? Feyza'nın yanında. Aa, normal mi bu yani Yıldız? Ender bak sen beni boşa gazladın diye oldu zaten bunlar. Daha fazla beni doldurma. Aa, ben mi doldurdum seni? Toplantıdan beni apar topar getirten sensin. Neyse, esas önemli olan ben şu an ne yapacağım? Bir dakika dur, düşünüyorum. Caner arıyor. Alo. Ne Ne diyor? Hımlıyorsun. Aa. Ömer mi söyledi? Kesin miymiş? Ya bundan sizin niçin haberiniz yok Caner? Ha? Tamam tamam hadi uzatma kapatıyorum. Okey bye bye. Aa ne oldu? Ömer'le Feyza'nın ilişkisi varmış. Aa bunu biz niye bilmiyoruz? Valla bir aydır da birliktelermiş. Ama herkesten gizlemeye karar vermişler. Ay niye saklamaya karar vermişler? Kraliyet ailesi mi bunlar? Ay, inanamıyorum ya. Eğer şimdi Çağatay'a da benim zaten sevgilim var falan diyorsa ben iyice battım. Yıldız'cığım yani şu anda yapılacak tek bir şey var gibi görünüyor. Yine ben özür dileyeceğim değil mi? Maalesef öyle. Var ya nefret ediyorum haksız olmaktan. Ama sen merak etme ben bu konunun peşini bırakmayacağım. Bunu iyice araştıracağım. Yok Ender'cığım yeterince rezil oldum zaten hiçbir şey yapma. Neyse beni haberdar et. Ya Çağatay bak ne olur gerçekten ben... Ya Feyza, dedim ya ne söylesen haklısın sen tamam mı? Sen benim kaç yıllık dostumsun ya. Böyle saçma sapan bir şey yüzünden gitmene nasıl izin veririm? Eşya toplamayı falan da bırak artık lütfen. Bu kadar hatırım vardır herhalde sende. Ayrıca
Ömer'den bahsetmediğin için de bana borçlusun. Ya sana söyledim. Daha çok yeni kimseye bahsetmedik diyorum. Tamam. Gelebilir miyim? Feyza'cığım tekrar çok özür dilerim. Yani ben sandım ki... Ne sandın? Kocanı etrafında göremediğin ilk an benimle ilişki yaşadığını mı sandın? Ay yok canım yani tam olarak öyle de değil. E ne o zaman? Az önce toplantı odasında söylediklerin ne oluyor? Ya ben birazcık fevri davrandım kabul ediyorum. Birazcık. Ya bak şimdi şöyle oldu, ben şirkete geldim Çağatay'ı görmeye. Ama Çağatay yoktu, onu arayınca ben de şirketteyim deyince anladım ki bana yalan söylüyor. Sonra bir sana bakındım, seni de göremedim. Ya Yıldız, diyelim ki senin kocan sana yalan söylüyor. Benimle niye bağdaştırıyorsun ya? Bu kadar zaman birbirimizin yüzüne bakıyoruz biz. Sen hep benden şüphe duyuyordun ama yüzüme gülüyordun, öyle mi? Yani yok canım ya, öyle de değil. Sen şöyle düşün, ben bir anlık bir gaflete düştüm sadece. Gerçekten bak hiç böyle olsun istemezdim. İstersen bu yaşananları unutalım. Oldu mu? Çünkü ben de çok utanıyorum şu anda. Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil. Kusura bakmayın. Yani benimle ilgili düşündüklerine mi yanayım? Şirketin ortasında beni rezil ettin. Ona mı yanayım? Ha tamam ben gideyim hemen toplantı odasındakilerle bir konuşayım. Hepsine durumu açıklayayım, özür dileyeyim, olur mu? Ay tamam bırak, gerek yok. Nasıl affedeceksin beni o zaman? Ne olur bak unutalım bunları. Beyza, kusura bakma. Tamam, unutalım hadi. Ay sahi mi? Bak unutalım diyor. Konuşuruz. Canım benim çok teşekkür ederim anlayışın için. Aman toplanıp gitme. Çıkar eşyalarını da. Yine görüşürüz. Tekrar kusura bakma. Tamam canım. Çağatay'cığım konuşabilir miyiz? Yıldız git buradan ve bu şirkete sakın bir daha adımını atma. Ne? Ay ne demek bir daha adımını atma? Sen çalışanlarımın önünde beni küçük düşürdün. Yaptığın şeyin farkında mısın? Hayatım ben haksız olduğumu biliyorum zaten. Özrümü de diledim, daha ne yapayım ki? Dileme Yıldız. Özür dileme çünkü özrün yaptığın şeyi kapatmıyor. Bir daha olmayacak hayatım, söz veriyorum ya. Olmayacak Yıldız. Çünkü sen bu şirkete bir daha gelmeyeceksin. Hiç bana öyle bakma. Ne bu şirkete geleceksin ne de böyle saçma sapan kıskançlıklar yapacaksın. Of iyi peki Çağatay, tamam bir daha gelmem. Ama biz küs değiliz değil mi seninle? Yıldız beni yalnız bırakır mısın? Lütfen. Ama zaten akşam oldu. Ben oturayım şurada. Beraber döneriz eve. Yıldız. Hı. Güle güle. Çağatay iyi tamam. Yıldız çok sıkıldım. Susacak mısın böyle, hep konuşmayacak mısın? Bugün o kadar çok konuştum ki sessizliğe gömülmek istiyorum. Sen niye böyle baskına maskına giderken bana danışmıyorsun acaba? Anne sanki senden akıl alsam farklı bir şey söyleyecekmişsin gibi. Kadın geldi iki dakikada ortalığı karıştırdı. Ben dedim ama sana dikkat et dedim, dinlemedin yine beni. Kim? Ay kim olacak? Ender. Seni doldurdu doldurdu iki dakikada saldı kızın üstüne. Ay anne yani beni sinirlendirme. Sen aylardır bana şu Feyza'ya dikkat et. Bunun gözü göz değil demiyor musun? Dedim ama git ofis bas demedim. Ama sen beni dinleme zaten. Git Ender'i dinle. Ben ikinizin dediklerini de kafamda birleştirdim. Ve ona göre hareket ettim. Çok güzel yaptın. Çağatay çok kızdı mı? Yok kızmadı. Şükürler olsun senin gibi bir karım var dedi. Ay densizler, siz konuşma Yıldız, soru soruyoruz şurada. Neyi soruyorsun, anlattım ya işte. Üstelik bir de Feyza Ömer'le sevgiliymiş. Öyle olunca iyice haklı oldu. Artık havasından geçilmez. E arasaydın bari, bir sor nerede çocuk? Ya arıyorum zaten anne, açmıyor ki. Hay Allah'ım ya. Seda'yı arardım da kızacak şimdi. Ay ya yapacak bir şey yok. Bekleyeceksin. Başka çaren mi var? İnşallah birazdan gelir de aramız düzelir. Yani abla, Yıldız sana küsse yeridir ha. Allah Allah. Ne işin Cener'cim?
Ya bir de soruyor musun ya? Sözlerin bayağı etkili oldu farkındaysan. Hayatım, ben onu yüreklendirdim. Yani içindeki potansiyeli çıkardım. Bravo. Yani bir teknik direktör gibi bir evliliği ayrılığa adım adım götürüyorsun. Ayrıca ben böyle numaraları yutmam. Ne numarası? Yok, Çağatay işe gitmişmiş de Feyza da başka yere gitmişmiş. Ben yer miyim acaba? Yalan mı söylüyorlar diyorsun yani? Kesinlikle yalan. Abla, bunu da Yıldız'a söylemedin değil mi? Hayır canım, söylemedim tabii ki ama ima ettim. Yalnız emin olmadan tek kelime etmem. Ah, merhamet göstermişsiniz majesteleri. Abla, yahu Feyza ile Ömer birlikteler, bunu da herkese söylediler, anlamıyor musun? Hadi ya, safım benim. Sen de inandın mı? Abla, biz neden herkesten ve her şeyden şüphe ediyoruz? Paranoyak falan mıyız biz? Niye düz düşünemiyoruz ya? Beni bilmiyor musun Caner'cim? Ben illaki bir şüphelenirim. Bence Feyza ile Ömer'in ilişkisi tamamıyla uydurma. Yok, yok Ömer böyle bir şeyin içine girmez. Ya Ömer'in de haberi yoksa, hı? Yok artık ama ya. Tam bütün dertler, sıkıntılar bitti derken birisi geliyor, yenile tuşuna basıyor sanki. Ne yani şimdi, yeni kötümüz Feyza mı? Kötü mü bilmem. Ama biraz fazla akıllı. Ve ben bu işi çözeceğim Caner. Yok, sen uzaklardayken bayağı bir sıkılmışsın. Birincisi, Yıldız'ın aptal duruma düşürülmesini istemem. Ayrıca şirket bu durumdayken eğer Çağatay metresine bizim hakkımızdan yediriyorsa benim bunu bilmem gerekiyor. Hmm. Çifte darbe diyorsun yani. Aynen öyle. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ay, telefonunu kapatmış yuh ya. Ne oldu Yıldız? Açmıyor mu? Anne, telefonunu kapatmış. Hay Allah'ım ya. Ben arıyorum Seda'yı. Ay iyi, tamam ara. Geç oldu, nerede kaldın merak ettim falan de bari. Abi yengem arıyor. Açma. Abim merak etmiştir. İstersen benimle deyip kapatayım. Seda'yı açma dedim. Sen nasıl istersen abi. Otele geçelim. Akşam eve gitmeyeceğim. Tamam abi. Otele geçiyoruz. Açmıyor. Çünkü niye tembihli, ben biliyorum. Tamam Yıldız, bırak. Kötü bir şey olsa zaten haberimiz olurdu. Gitme bu kadar üstüne o zaman. Ay, ne yapacağız ya? Ya siniri hiç geçmezse? Ay saçmalama Yıldız. Bir haftaya düzelecek. Sen de abartma. Ha. Sakin ol. O değil Ender. Efendim Ender. Ne haber Yıldız'cığım? Olay var mı? Bir olay yok. Çünkü Çağatay ortada yok. Nasıl? Eve gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Telefonlarımı da açmıyor. Anladım. Okey. Eğer bir şey olursa bana mutlaka haber ver yalnız. Merak ederim. Umarım olmaz. Baba Yıldız'cığım. Tam tahmin ettiğim gibi. Ne olmuş? Çağatay eve gelmemiş. Yıldız istemeden Çağatay'ın ekmeğine yağ sürmüş oldu. Şu anda Çağatay kendisini haklı görüyor. Abla, adam haklı zaten. Ya bu olayı Feyza ile geceyi geçirmek için bahane olarak kullanıyorsa? İhtimaller denizinde boğulacağız, yemin ediyorum ya. Öyle, ben bütün ihtimalleri düşünmek durumundayım canım. Emir restoranda mı? Evet. Okey, mesaj at. Ömer orada mıymış, bir sor. Of abla ya. Oflama Caner'cim, mesaj at. Sanki yeterli çoğunluğu sağlamaya çalışıyoruz. Bir de Emir'i kattık işin içine. Beleş yaşıyor evde. Bir işe yarasın bari. Heh. Hı. Ömer restorandaymış, Feyza da birazdan gelecekmiş. Nice, let's go. Nereye? Restorana. Yahu ne işimiz var restoranda? Kendi gözlerimle bir göreyim bakayım şu yeni sevgilileri. Arkadaş, kadın taktı, taktı. Vay, Mecit, ben Caner'le mesajlaştım. Birazdan Ender ablayla gelecekler. Niye gelsinler? Ya geçen kadın geldiğinde hiçbir şey yemedi. En azından spesiyallerimizden ikram edelim bugün, olur mu? Ederiz, ederiz, merak etme. İyi. Ha, bu arada Feyza ile sizi ilk kez bu gece yan yana göreceğiz. Aa, bak şimdi sen böyle söyleyince ben de bir heyecan yandım. Ya sen nasıl adamsın ya? Sen ne kadar yere bakan, ne kadar yürek yakan bir insansın. Sana kardeşim dedik. Sevgilini gizledin bizden ya. Ya oğlum, kaç defa söyleyeceğim sana. Sen niye anlamıyorsun ya? Oğlum, birbirimizi tanıma aşamasındaydık. O yüzden. Tamam ya. Siz zaten mutlu olun yeter.
Babam biliyor mu bu işi? Yok, bilmiyor. Uzun da bir süre bilmeyecek zaten. Ya kardeş sen Feyza'dan utanıyor musun yoksa? Ne bu gizem ya? Ne alaka ya? Feyza utanacak biri mi sence? Değil. Babamı şu hemşire belasından kurtardıktan sonra anlatacağım. Ya zaten şu an ne anlatsam hiçbir şey anlamayacak ki adam. Yani biz Ender abla gelince bu hemşire mevzusunu hemen açalım bence. Yok. Feyza'nın yanında konuşmak yok öyle bir şey. Biz onu sonra konuşuruz. Ay tamam Yıldız, arama artık. Yeter, açmıyor belli ki. Ay her şey o salak elbise yüzünden oldu. Ay o yüzden oldu, bu yüzden oldu. Tamam artık, bırak, bırak. Kumru'ya bak sen. 70 bin liralık elbise giyiyor. Ay belki de giyip giyip geri veriyordur. Yıldız nereden biliyorsun? Ay yok anne ya. Öyle olsa mağazada öyle yerlere eğilerek karşılamazlar kızı. Yarın yokmuş gibi harcama yapıyor diyorum sana. Kredi kartının üstünde hiçbir yazı kalmamış. Transparan tamamen. Ne kadar çok kullandıysa. Baba parası harcamak kolaydır kızım. Koca parası harcamak zordur. Aynen öyle, biz zoru başardık. Ya öyle işte, zengin koca dediğin iki gün sonra konuşmaya başlar. Bakınız Çağatay. Anneciğim ben de ne istesem alıyordum da Çağatay'ın durumu bu aralar karışık. Ama sen de Çağatay'la hiç dost kondurma, olur mu? Dost kondurmuyorum çünkü ben haksızım. Resmen iş yerinin ortasında rezillik çıkardım. Çocuk utandı ya. Tamam Yıldız. Yarın alırsın karşına, konuşursun. Çok sıkıldım. Kim bilir nerede ne yapıyor şu anda? Akşam daha güzel oluyormuş burası. Ya abla ben sana söylüyorum, beni dinlemiyorsun. Burası şu anda İstanbul'un en popüler yeri. Lovely, tam benlik. Aman efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğan Bey. Oo. Şöyle buyurun. Masamız da hazır. Gündüz geldiğinizi saymıyorum. Ender ablacığım, bugün senin şerefine ikimiz de izinliyiz. Feyza ile Ömer nerede? Hemen de konuya girer. Ömer burada, Feyza henüz gelmedi. Sen şimdi bunların sevgili olduklarını hiç anlamadın öyle mi? Abla ben anlamadım. Emir nasıl anlasın ya? Çok sağ ol kardeşim. Anlamadım. Çok enteresan değil mi bu? Yani bu son zamanlarda herkes iç yolculuğuna çok yöneldiği için dikkat edemedik. Yani böyle bir elektriklenme, bir kıvılcımlanma falan mı sezmediniz? Sezmedik. Sezemezsiniz. Çünkü yok. Ne yok? İşte ablam yeni tezi üzerinde çalışıyor da ben sana sonra anlatırım. İyi akşamlar. Ömerciğim, nasılsın bakalım? İyiyim, sizi sormalı. Perfect. Yeni mekanın hayırlı olsun. Gerçekten çok şükür. Umarım uzun soluklu olur. Eyvallah. Teşekkürler. Kız arkadaşın nerede? Birazdan gelir o da. Yani sizi ilk defa böyle yan yana göreceğiz desene. Yani çocuklar da biraz içerledi ama biz çok yeni diye kimseye söylemek istemedik. Ama ben size çok yakıştırdım biliyor musun? Eyvallah. Vay Ömer'im. Selim ne haber? Senden ne haber? İyi kardeşim, burada mısınız? Aynen, dışarıdayız, takılıyoruz. Gelsene. Kusura bakmayın, geliyorum hemen. Aa, lütfen keyfine bak. Enjoy, enjoy. Ne haber, iyisin? Yine dağım, senden ne haber? Ne yapıyorsun, iyisin ya? Ben sizi birbirinize çok yakıştırıyorum. Ya abla üstüne ölüm iyiliği gelmiş gibi konuşmasana, adam anlayacak. Neyi anlayacak Caner'cim? İyi temennilerde bulunuyorum. Ablacığım, sen genelde hiç iyi temenni etmediğin için dikkat çekiyor. Evet, laf sok, rencide et, bir şey yap. Ben neyi, ne zaman, nerede söyleyeceğimi gayet iyi biliyorum. Hiç merak etmeyin siz. Eyvah, geliyor gelmekte olan diyorsun. Aslında tam da öyle değil. Çünkü Feyza gelmeyecek. Yok artık ama abla ya. Sen de kahin mi oldun, Kassandra mısın, nesin? Nereden biliyorsun? Akıllarınca bizi yiyorlar. Aralarında herhangi bir ilişki yok. Ben yanılmam. Hı? O doğru. Doğru. Ne içiyoruz? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Geç kaldım.
plan yapacağız diye yemin ediyorum iştah kalmadı. Kusura bakmayın. Ömerciğim hiç önemli değil. De, biz yemeklerimizi neredeyse bitiriyoruz. Hala gelmedi kız arkadaş. Ha, o mesaj attı, gelemiyormuş. Ha. Allah Allah. Ne olmuş ki? Çocuğu rahatsızlanmış. Önemli bir şey yok ya. Yok canım, ateşlenmiş sadece, o kadar. Ömerciğim, kız arkadaşının oğlu ateşliyken sen burada eğlenmeye devam etmeyeceksin, öyle değil mi? Yani ne yapmam lazım, ayıp mı oluyor? Ayıp oluyor tabii, destek olman lazım, yanında olman lazım. Yani kesinlikle, mesela benim çocuğum hastalansa... Kız arkadaşım öyle dışarıda geçse olay çıkarırım, bozarırım yani. Ya iyi de ben de gezip eğlenmiyorum ki. Burası sonuçta benim iş yerim. Fark etmez. Hiç fark etmez. Biz kadınlar hassas yaratıklarız. Böyle zamanlarda incelik bekleriz. Bir arasana, belki bir şeye ihtiyacı vardır. Bir ara, bir sor. Ara. Açmıyor. Duymamıştır. Bir daha ara, bir daha. Yine mi açmıyor? Şimdi ben de merak ettim. Çocuğa bir şey olmuş olmaz. Aman Allah korusun. Bu Feyza'nın yaşadığı yerde bir güvenlik görevlisi, bir kapıcı falan yok mu? Ona ulaşsan. Yani var da bende numaraları yok. Eyvah ya, ne yapacağız? Hay Allah, ben şu anda gerçekten çok endişelendim. Yani her şey olabilir. Ne yapsak acaba? Bence evine gidelim. Yok canım, siz yorulmayın, ben giderim. Ya olmaz, biz de gelelim. Yani aklımız kalır, yani endişeleniriz. Tabii canım, bir kere mesele çocuk olunca akan sular durur. Hem sen de yalnız kalmamış olursun, hadi. Ya bari Ender ablayı bir bırak. Katiyen böyle bir şey kabul etmem, asla. Son derece endişeliyim şu anda. Ayrıca ben bir anneyim. Yani orada herhangi bir şey olsa müdahale edebilecek tek kişi benim. Hadi kalkın, gidiyoruz. İyi, hadi gidelim o zaman. Abla, böyle futuhata gider gibi topluca kadının evine gidiyoruz da abes değil mi? Hiç değil Caner'cim. Kendi gözlerimle görmek istiyorum bu. İyi, gör bakalım. Buyurun. İyi akşamlar. Biz Feyza'ya bakmıştık ama. Atlas. Atlas. Canım benim, birazcık daha yavaş oyna, tamam mı tatlım? Evde yok mu? Yok, çıktı o. Atlas iyi galiba. Maşallah, pek de hareketli. Atlas işte, her zamanki gibi. Siz arkadaşlar mısınız? Evet evet, biz kendisine ulaşamadık da. Ömer ben. Atlas rahatsız demişti, biz de merak ettik. Ha evet evet, doğru. Ama şimdi daha iyi, çok şükür. Çocuklar böyle değil mi? Bir iyiler, bir kötüler filan. Neyse, rahatsız ettik. Uğradığımızı söylersiniz. Tabii tabii, söylerim. Buyurun, bir çay kahve ikram edeyim. Yok eyvallah, gerek yok, sağ olun. Biz daha fazla rahatsız etmeyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Acil bir işi çıktı herhalde. Çocuk da gayet iyi görünüyor ama. Hadi gidelim kardeşim, hadi. Aa, Ömer? Feyza? Ne oldu? Seni merak ettik, sen Atlas hasta deyince. Evet, ateşlenmişti. Ama düzelmiş herhalde, gayet iyi gözüküyordu maşallah. İyi, evet, iyileşti. Teşekkür ederim. Seni aradım, açmayınca merak ettim ben de. Evet, panik olmuştum o sırada. Neredeydin? Nöbetçi eczaneye gitmiştim. Aa, ne lazımdı, biz alsaydık. Poşet falan olmadığına göre aradığını bulamadın herhalde, öyle değil mi? Yok, gerek kalmadı zaten. Siz neden buraya zahmet ettiniz böyle gece gece? Ömer telaşlanınca çocukları da yalnız bırakmak istemedi, hep birlikte gelelim dedik. Tabii. Bu arada çok geçmiş olsun. Sağ ol, eksik olmayın. Ama yani şu anda her şey yolunda gözüküyor. Yine de acil şifalar diliyoruz Feyza'cığım. Sizi buyur etmek isterdim ama malum
oğlumla ilgilenmem gerekiyor. Tabii tabii, sen işine bak. Yatmanı ara o zaman sen beni, bir konuşalım. Tamam canım, endişelendirdim seni de, kusura bakma. Yok, önemli değil canım. Siz iyi olun da. Konuşuruz, olur mu? Konuşuruz. İyi geceler. İyi geceler. Geçmiş şey olsun Ömerciğim, hadi gidelim. Eyvallah. Ben geldim. Hah, hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Özledim seni. Feyza, birileri geldi. Arkadaşlarınmış. Hayır, ben geleceklerini bilmediğimden bir şey de diyemedim. Hayır, umarım bir pot kırmamışımdır. İdare ettim Nur, merak etme. Atlas hastalandı demişsin ama hasta olmadığını gördüler. Güzeldi dedim, sorun olmadı. Anladılar mı sence? Ömer anlamadı. Onun aklına gelmez de. O kadın? Ender. O zaten merakından gelmiş belli ki. Feyza, lütfen dikkat et. Bak, yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin, lütfen. Merak etme sen. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım. Tamam. Tamam. Hadi sen işine bak, ben yatırayım. Atlas. Atlas. Bana bakabilir misin? Anneye bakabilir misin Atlas? Yatalım mı? Biz yatıyoruz Nur ablası. İyi geceler. İyi geceler. Yıldız, iyi misin kızım? İyi değilim. Gel anneciğim. Gel beni bir öp de bana moral ver. Bak Çağatay abin açmıyor telefonunu. Açmıyor mu hala? Açmadı. Seda'yı aradım, o da açmadı. Kızım, gidip şirkette beklesene. Orada görsene. Allah Allah, ben de bunu anlamıyorum. Tamam, bir hata yapmış olabilirsin de dünya sonu değil herhalde. Anneciğim, şirkete gitmemi yasakladı. Nasıl yani? Bayağı bildiğin gelme bir daha dedi. Ay, dediği de kanun sanki Yıldız. Geldi, geldi. Dur anneciğim. Kim geldi? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldin çocuğum. Ne haber küçük adam? Biz dışarıda oynayalım. Hadi anneciğim, git, geliyorum ben. Çağatay, neredesin sen ya? Neden haber vermedin bana? Bir de gelip gelmeyeceğime haber vermemi bekliyorsun benden. Bak, kızmakta çok haklısın ama evine gelmemek ne demek ya? Benim telefonlarımı açmamak. Eğer benimle konuşmak istemiyorsan gel eve, yine konuşmayız. Zeytinyağı gibi üste çıkma bir de. Hayır, üste çıkmak için değil yani. Ben senin karın olarak neredesin diye merak edip seni aramakta haklı değil miyim Allah aşkına? Bu olayın üstüne değilsin. Ya bana bak, benim sinirim hala tepemde zaten. Şirketime gidemiyorum ya. İnsanların suratına nasıl bakacağım ben? Ya Çağatay'cığım öyle deme yani. İki güne unutur insanlar vallahi. Hiç sanmıyorum Yıldız. Ama yani ben daha ne kadar özür dileyebilirim ki senden? Dileme. Çünkü hiçbir anlam ifade etmiyor. E ne olacak yani böyle? Sen böyle dışarılarda mı kalacaksın yani? Karın arayınca açmayacak mısın? Tek derdim bu değil mi? Ha? Aradığın zaman açmam. Benim nerede olduğumu öğrenmek. Ya bir kere sordun mu bana nasılsın diye? Kafanda saçma sapan senaryo yazmak yerine bir kere halimi hatırımı sor benim. Aa, ben sana sormuyor muyum nasılsın diye? Hayır, sormuyorsun. Sormuyorsun. Ya tek derdin, ben neredeyim, kimleyim, hayatımda biri mi var? Ya beni boğma kızım, boğma. Boğuyorsun beni. Yani dün olanlarla bir alakası yok. Sen resmen benden sıkılmışsın. Dün olan şeyler de tuz biber ekti. Yıldız bak, bir şeyleri toparlamak istiyorsan beni daha fazla sık boğaz etme. Tamam. Bu kadar. Yalnız ne dedim ben Cener, ha? Ne dedim Allah aşkına? Tamam ablacığım, tamam. Senin favori cümlen bu. Anladım. Evet, haklı çıktın. Tamam. Ay zavallı Ömer ya.
Bakma bizim yanımızda renk vermedi ama o Feyza'nın gerçek yüzünü gördü o. Abla ne olur şöyle şeyler söyleme. Bak ben de çok üzüldüm. Bana bak. Sen bu Emir'i iyice tembihledin değil mi? Ağzından asla laf kaçırmaması lazım. Tembihledim. Bir şey söylemeyecek. Merak etme. Feyza'ya bak sen. Çağatay'la yasak aşkını Ömer'le kamufle ediyor. Akla bak, akla. Pes. Abla biz Yıldız'a ne diyeceğiz? Nasıl anlatacağız? Yıkılacak kız. Hiçbir şey demeyeceğiz tabii ki Caner'cim. Şu an hiçbir şey söyleyemeyiz. Eğer bunlar bu kadar organize olmuşlarsa... ...bizim iddiamızı çürütecek her türlü bahaneleri mevcuttur. Yani baskın basanındır öyle mi? Aynen öyle canım benim. Şu anda ne yapacağız yalnız biliyor musun? Esas kızımıza güzel bir hata yaptıracağız. Ama o iş bende merak etme. Mutlaka sende. Tabii ki sende ablacığım. Yalnız sen şu Çağatay'a bak ya. Çok kızdım ben ona. Hani bunlar birbirlerine aşıklardı, deli gibi seviyorlardı. Ne oldu? Ay Caner'cim neyine kızıyorsun? Niçin şaşırıyorsun buna bu kadar? Geçeceksin o işleri. Çağatay şu anda özüne dönmüş vaziyette. O bir sene sadık kaldı ya. Ona yetmiştir bile. Ya iyi de abla yani yemin ediyorum Adem'le Havva'dan beri bu sadakatsizliğin en değer gördüğü zamana denk geldik ya ben ona yanıyorum. Canım benim. Sen şimdi hayatı ve aşkı sorgulamaya devam et. Ben de o sırada biraz korku salayım. İyi hadi bakalım. Kara panter. Seda'yı. Her yerde seni arıyorum. Buyurun Osman Hanım. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Çağatay abimle ilgiliyse... Abin olan sadakatini hepimiz biliyoruz Seda'yı. Rahat ol. Başkanından yadigar falan. Ama burada benim kızım ve onun yuvası söz konusu. Çağatay bunalıma girmiş olabilir. Çok anlaşılır bir şey. Aniden babasını kaybetti. Yani hepimiz çok üzüldük. Bir sürü şey yaşandı. Evet. Ama benim kızım bu yuvayı elinde tutabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çok fedakarlık gösteriyor Seda'yı. İyi bir eş, kocasına iyi davranıyor, evine sadık. Asuman Hanım, tam olarak bana ne demek istiyorsunuz? Eğer senin o abin benim kızımı üzecek, herhangi bir halt ediyorsa benim bundan haberim olacak Seda'ya. Ya yok öyle bir şey, nereden çıkartıyorsunuz bunları? Ben uyarayım da, çünkü susmak da suça iştirak etmektir Seda'ya. Gözüm üstünde, burada bir yuva söz konusu. Biliyorum Asuman Hanım. Ha, eğer sen abin iyi olsun istiyorsan, Yıldız'ın yanında duracaksın Seda'ya, anladın mı? Çünkü senin abin... Çalışkan, yakışıklı, zengin, başarılı. Şimdi onun etrafında bir sürü kadın pervane dönüyordur. Ya tövbe deyin. Benim gözümle gördüğüm bir şey yok. Ha gör bir de oyayım o gözlerini. Asuman Hanım, Çağatay abim birazdan çıkar. Benim gitmem lazım. Git. Uyarımlarıma dikkate al Seda'yı. Kadın, Yıldız'ın annesi. Çağatay'ın adamını azarlayıp durdu. Artık ne istiyorsa. Çağatay'ın bunlarla ne işi var anlamak mümkün değil. Kız bir türlü, annesi bir türlü. Gerçi evlilikleri çıkar üstüne kurulu. Çağatay'la ismi ve parası için evlenmiş belli. Neyse. Ben çıkıyorum, randevum var. İsterseniz sizi ben bırakayım. Gerek yok, ben kendim giderim. Nasıl isterseniz. Teşekkürler Çetin Bey. Çıkıyor musun? Çıkıyorum, evet. Sen şimdi bunu sordum diye kızacaksın ama... ...akşam gelecek misin? Bilmiyorum Yıldız. Gelirim herhalde. Ay karı koca arasındaki de en absürt konuşma bu herhalde. Yıldız, sen önce bir yaptıklarını düşün. Ondan sonra konuşalım, olur mu? İyi tamam o zaman. Sen geri gelene kadar ben oturup yaptıklarımı düşüneyim. İyi edersin. İşe mi gidiyorsun diye sorma fikri çık aklımdan. Feyza'cığım, nasılsın? Ender Hanım, iyiyim. Sizi sormalı. Çok iyiyim. Oğlun nasıl oldu? Düzeldi mi?
Ne kadar düşüncelisiniz. Düzeldi, sağ olun. Bak sana benden küçük bir tavsiye Feyza. Yalan söylemek istediğinde bir daha sakın çocuğunu kullanma. Ha? Birbirimize karşı dürüst olalım, değil mi? Ne demek istiyorsunuz anlamıyorum. Çocuklar insanı mahcup ederler. Yalan söylemek gerektiğinde onları kullanmak pek çalışan bir sistem değil Feyza'cığım. Ender Hanım, bana karşı bu aşırı ilgi ve merakınızı hiç anlamış değilim. Kendine iltifat etme. Konu sen değilsin. Olamazsın da. Ben sadece etrafımda beni ve yakınlarımı aptal yerine koymaya çalışan insanlardan hoşlanmıyorum. Öyle mi? Böyle bir şey yaptığımı nereden çıkardınız? Ömer'e numaralarını yutturabilirsin ama ben yutmam. Bu yüzden sakın benimle oyun oynamaya kalkma. Ayağını denk al. Haddinizi çok aşıyorsunuz. Özel hayatın beni hiç ilgilendirmiyor Feyza. Ama ben bu şirkette entrikaya asla müsaade etmem. Bunu bil. Anladın sen beni. Hı? Bye-bye canım. Seday, çanta odasında mı? Hayır Feyza Hanım, bir sorun mu var? Konuşmam lazım onunla. Ne zaman gelir? Bugün şirkete gelmeyecek. Tamam. Konuşursan görüşmem gerektiğini söyler misin? Acil. Tamam Feyza Hanım. Ay, keşke bir şey olsa da şu Feyza hayatımızdan çıksa. Allah Yıldız, Ömer'le sevgiliymiş işte kadın, sen söyledin. Niye bu kadar takıyorsun anlamıyorum ki. Anneciğim, Ömer'le sevgili olmasıyla bir alakası yok. Çağatay ne zaman onu şirkette görse benim yaptığım şey aklına gelecek. O da doğru da yani ne yapalım, o zaman yollamanın bir yolunu bulalım, ne yapalım? Biz şimdi bir şey yaparız, elimize yüzümüze bulaştırırız. Çağatay iyice benden nefret eder. Ender'e söyle o zaman, ortalığı karıştırmayı biliyor, bu işe de el atsın. Ben bir Çağatay'ı nasıl eve döndüreceğimi düşüneyim de ondan sonra bulacağım bir şeyler. Ne diyorsun kızım sen? Nasıl yani? Bu gece de mi yok? Yani sordum, bilmiyorum dedi. Ne demek bilmiyorum? Bildir o zaman Yıldız. Ay ne yapayım anne ya? Bu dediğin sanki kolaydı. Ne desem ters anlıyor. Ne yapsak acaba? Şu Ender'i falan yemeğe mi davet etsen, misafir var dersin Çağatay'a da. Ender ayıp olur diye düşünmez ki. Senin misafirin seni ağırla diyecek. O da doğru. Ay ne yapsak acaba? Böyle daha resmi birini mi çağırsak? Resmi ne demek? Ne yapayım? Sarıyer Belediyesi'ni mi arayayım gelin diye? İyi fikir aslında. Hoş geldiniz efendim. Nedir durum? Kumru Hanım otoparktan otele giriş yaptı efendim. Emin misin? Eminim. Fotoğraf da çektim. Bir adamımızı lobiye, bir adamımızı otoparkın çıkışına yerleştirdi. Çıktığında da haberimiz olacak efendim. Fotoğrafı göster. Tamam. Bunu bana yolla. Ve fotoğrafı sil. Peki efendim.
signore. Il telefono. Doğan Bey. Söyle Çetin. Büyük bir sorunumuz var. Kumru Hanım'la ilgili. Kumru mu? Evet efendim. Gelmeniz lazım. Alo. Alo. Kumrucuğum nasılsın canım? İyi canım, sen? İyiyim ben de. Seni yemeğe davet etmek istiyorum. Akşama. Bu akşam. Evet evet, bu akşam. Müsait misin? Bu akşam olmaz maalesef. Erkek arkadaşım geldi, yemeğe çıkacağız. Ha. Ay, senin erkek arkadaşın olduğunu bilmiyordum. Bizim için sorun yok. Buyursun, o da gelsin. Kendisi biraz çekingen. O yüzden nasıl olur bilemedim. Belki başka sefere. Ha. E peki, oldu o zaman. Haftaya bekliyorum. Çok iyi olur. Tamam canım, öpüyorum seni. Ben de. Hoşça kal. Yıldız. Akşam beni yemeğe davet ediyormuş.